Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV 52 ekranlarından sizlerle. Efendim bir İş Dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğu Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy. İş Dünyası her cuma saat 20'de. TV2'den günaydınlar. Tarihler 4 Haziran'ı göstermekte sevgili izleyiciler. Perşembe sabahından sizlere selamlar, sevgiler. 3 saat boyunca yine sizlerle birlikte olacağız. Bu arada duyuralım, yaz sezonunda, her yaz sezonunda olduğu gibi, tüm televizyonlarda olduğu gibi TV2'de de Yeni Gün programı 2 aylık bir ara verecek. Önümüzdeki 2 haftadan sonra bizler burada olacağız. Yine akşam programlarında özel konuklar geldiğinde sizlerin karşısında olacağız ama bir müddet dinleneceğiz arkadaşlar. Tabii dinleneceğiz derken yeni yayın döneminin hazırlıklarını yapacağız. O heyecanı, o coşkuyu size daha güzeli, daha yeniyi, daha farklıyı sunmak için yeni program fikirleri olan tüm izleyicilerimizi de bir kere daha bu anlamda değerlendireceğiz. Birlikte nasıl daha güzelini yaparız diyeceğiz. Önemli, önemli diyorum çünkü izleyici sürekli yenilik istiyor. İzleyici farkındalık istiyor. İzleyici haberlerinde de günlük sorunları ile ilgili hayatına dokunan, hayatından haberdar olunan konuları görmek istiyor. İşte dün de, bugün de, bir önceki günde biz de mesela Amerika'ya bağlandık. Orada hem hafta sonu uzaya fırlatılan roketle ilgili NASA'daki, bakın bu çok önemli bir canlı bağlantıydı. Türkiye televizyonlarında bunu bir NTV gerçekleştirebildi, bir de TV52 gerçekleştirebildi. İşte sevgili Umut kardeşim, Umut Yıldız, Ordulu ünlü astrofizikçi, NASA'da çalışan 3-4 tane Türk'ten de bir tanesi kendisi. Uzay çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye düşen ya da havada parçalanan meteorla ilgili ve tabii ki şu anda Amerika'nın içinde bulunduğu durumla ilgili bize önemli açıklamalarda bulundu. Sık sık pandemiyle ilgili haberler verirken diğer taraftan da Ordu'da sosyal medya üzerinden, Türkiye'de sosyal medya üzerinden konuşulan konuları da sizlere aktarıyoruz. Şimdi her program sonrasında biliyorsunuz mümkün olduğunca Ordu görüntüsü göstermeye çalışıyorum size. Zaman zaman ortalarında, zaman zaman da şimdi yapacağım gibi memleketi gösteriyorum. Bakın memleketten şu an itibariyle hava, görüyorsunuz Karadeniz'in üzeri biraz hırçın, biraz sinirli, biraz gri ile mor arasında. Her an diyor ki, her an şimşekleri çakabilirim ve yağmur yağdırabilirim. Daha sık sık göstereceğiz, hiç merak etmeyin. Şu an itibariyle, 4 Haziran itibariyle Ordu şehir merkezinden canlı görüntü birazdan Olcay o detayları verecek ama şimdi isterseniz biz haber turumuza başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Bizleri evlerinize, iş yerlerine konuk eden tüm izleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar. Günün ilk günaydın mesajını da bu arada kim gönderdiyse ona da teşekkür ediyoruz katkısı için. Evet, bakın dün akşam itibariyle açıklanan koronavirüs rakamlarına bakacağız. Durum nedir? Onları değerlendireceğiz. Aykut, var mı rakamlarımız? Hemen ekrana verelim. 3 Haziran 2020 Türkiye'de 35.000 üzerindeydi sanırım. Evet. 52.000 test. Emin misiniz 52.000 test yapıldığını? Ben valla 35.000 gibi, acaba bir önceki güne mi baktım? Bir önceki günü mü anımsıyorum? 2 Haziran'la 3 Haziran'ı verirsek ben de
bir an bir yanılgıya düşmeyeyim dedim. Çünkü sosyal medyadan akşam gelmeden mutlaka açıklanan haberleri bakmaktayız. Evet, 3 Haziran'da 52 bin test yapılmış, ciddi bir rakam ve bakın 32 bin test, 786, 52 bin test, 860 küsur rakamlar burada. Evet, nihayet 2 milyon barajını açtık, 2 milyon 155'lerdeyiz. 867 kişi de dün yine vaka görüldüğü söyleniyor. Bu arada sık sık şehir efsaneleri duyuyoruz. İllerde vakaların arttığı, artacağı yönünde. Evet, orada da ufak bir kıpırdanma olabilir. Çünkü il dışından gelenlerin bu vakaları artıracağı endişesini yetkililer bizzat söylüyorlar. Aman dikkat diyelim, il dışından gelen vatandaşlarımıza da bir müddet, en azından eğer 2 ay 3 ay orada kalmayı planlıyorsanız, bir müddet yakınlarınızı, sevdiklerinizi yakın temasla, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, öpmeden, temas etmeden görmelisiniz diyelim. Vallahi şimdi baktım, bugünkü haberlerde önemli haberler var. Herhalde en önemlisi bu vakalar ve bu vakaların artması, azalması ile ilgili vatandaş da artık gözünü kullanıyor. Yani biraz sıkıldık hep birlikte, onun da farkındayız. Biraz düştük, onun da farkındayız ama hiç merak etmeyin, güzel günler eğer kurallara uyarsak, kontrollü sosyal hayatımızda kontrol edebilirsek. Nedir arkadaşlar? İşte bankalarda, marketlerde ya da herhangi bir kapalı ortama, insanların bulunduğu ortama girdiğimizde maskemizi takıyoruz. Ama dün çok beni şaşırtan bir görüntü, bugün sevgili Olcay senden rica ediyorum, yarın sabahki program için Ordu'daki o bir tane şehir merkezinde alışveriş merkezi var. Yani şimdi sokakta maske takmakla ilgili Sayın Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten Bey'i ve Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz'u da alışveriş merkezimizi denetlemeye davet ediyorum. Niye? Tesadüfen tam onun karşısındaki bir iş yerinde oturmaktaydım. Gözlerime inanamadım. Değil, sosyal mesafe, alışveriş merkezinin önündeki o dünyaca ünlü bir markanın kafesindeki gençler, aman Allah'ım, hınca hınç dolu. Hani insan sayısına göre bu yoğunluk yapılacaktı? Vallahi kaygılandım, endişelendim. Gençler için endişelendim. Sonra daha ilginci, dedim ya, Altınordu Kaymakamı Sayın Niyazi Erten'le karşılaştık, tam televizyonun önünde biraz sohbet ettik. Dedim ki efendim, insanlar şimdi arıyorlar. Bir markete girerken 1,5 metre mesafeyle kapıda sırada bekliyoruz. Banka kuyruğunda 1 metreyle bekliyoruz. Nasıl oldu da toplu ulaşım araçlarında %50, biliyorsunuz yolcu kapasitesi uygulaması vardı, nasıl %100'e indirildi diye açıkçası ben şunu gördüm. Devleti yönetenler de bu işin şaşkınlığını yaşamaktalar. Vallahi onlar da şaşırdıklarını ifade ettiler. Açıkçası anlayabilmiş değiliz. Şimdi düşününüz, bir kargo şirketinin kapısındasınız ya da bir marketin önündesiniz, küçük bir yer, içeri bir müşteri alabiliyor ve 1 metre arayla dışarıda duruyorsunuz. Şu anda Ordu'da bütün dolmuşlara bindiğinizde, diyelim ki dolmuşun kapasitesi 13+1 mi? TOKİ'den geliyorsun mesela, değil mi? Yine bugün geldin mi dolmuşla? Gelmedin. Evet, dün geldin. Yan yana mı oturdunuz? Ya bu saatten sonra kimse bu dolmuşlarda değişiklik, düzenleme yapılmadan bana 1 metre mesafeyle git mantığını açıklayamaz arkadaşlar. Yani burada sınıfta kalındı. Ha, buradan neyi anlıyoruz? Birkaç tane siyasetçiyle konuştum Ankara'dan. Ya dediler, demek ki kurumun STK'sı çok güçlü. Yani şoförler odasının İstanbul'daki lobisi o kadar güçlü ki bu kararı %50'den %100'e aldırdı. %100'e. Ben hemen lokantacılar odası kime bağlı? TESK'e mi bağlı? Onlar da bastırsın o zaman.
olan bizim sağlığımız arkadaşlar. Ya devlet şoför ve dolmuşçu esnafına yardım edecek ya bizim sağlığımızı riske atmayacak. Düşünsenize, evet, maske taktığınızda geçme oranı tabii 1,5 metrafeden %1,5. Ama yan yana oturulduğunda bunun değerlendirmesini buyurun gelin yapınız. Çelişkiler ülkesiyiz. Bir taraftan 14 Haziran'a kadar, işte bayramdan sonraya kadar, 11 Haziran'a kadar dikkatli olalım. Bu virüs artabilir endişesi, kaygısı yaşıyoruz. Diğer taraftan bu çelişkili durumu bana kimse açıklayamaz. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben açıkçası bu konuda yine Türkiye maalesef ekonomik verilere ve ekonomik sebeplerden riske atılıyor kaygısını taşımaktayım. Umalım, ümit edelim. Bizimkiler kaygı olur. Umalım, ümit edelim. Biz abartıyor oluruz. Ama tekrar söylüyorum, tabii ki onlar da para kazanmalı. Onlar da çok mağdur oldular. 3 aydır yaşamak adına çok sıkıntı çektiler. Ama devlet nasıl birçok krediyi veriyorsa, birçok desteği yapıyorsa, çiftçiyi destekliyorsa, vatandaşı destekliyorsa, emekliyi destekliyorsa, şoför esnafını da destekleyecek. Vatandaşı da daha sonradan olabilecek olan sıkıntılı durumlar karşısında o şekilde o dolmuşlara, o otobüslere, o minibüslere balık istifi diktirmeyecek sevgili izleyiciler diyelim. Şimdi dün yine gençler sokaktaydı. Arkadaşlarımız da bu haberi değerlendirdiler. Normalleşmenin yavaş yavaş başladığı günlerde yine 0-18 yaş grubu arası gençler bu sefer 14 ile 20 arasında ve haftada 2 gün dışarı çıkacaklar. Çok güzel. Peki yaşlılarımız ne olacak? Onlar çok sıkıldılar. Onlara çok haksızlık yapılmaya başlandı. Evet, risk altındalar. Ha, bu taraftan da o işte dolmuşlardaki o görüntüleri görünce sevgili büyüklerimiz, aman biraz daha mı dikkat etseniz demeden de geçemiyorum. TV52 Yeni Gün programı bu haberle başlıyor. Bugün çarşıdayız. Geziyoruz işte. Nereye gezeceksiniz? Sahili böyle turlayıp gideceğiz. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar doğrultusunda koronavirüs verilerinin azalmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı vatandaşların yaş sınırı da 18'e düşürüldü. 18 yaş altı gençler belirli gün ve saatlerde belirli şartlar kapsamında sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Televizyona çıkıyorum, geziyim de. Sen de mutlu musun? Evet. Neler yapacaksın bugün? Bilmiyorum, gideceğiz sahilde. Bugün 18 yaş altı vatandaşlar belirlenen saatlerde sokağa çıktı. Güneşli havanın tadını doyasıya çıkardılar. Bugün piknik yapmak istiyorum. Piknik mi yapmak istiyorsun? Kimle beraber? Annemle. Ondan sonra virüs bitirken biz çok eğleneceğiz. Önce fidan dörden gezdik, buraya geldik. Şimdi de eve gideceğiz. Dört kez de dışarı çıkmayı bekliyorum. Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehir içi, şehirler arası yolculuk yapabilecek. Tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılabilecek. Sokaklar onlarla daha cıvıl cıvıl, sokaklar onlarla daha renkli, sokaklar onlarla daha güzel oluyor. Sevgili gençlerimize kolay gelsin diyelim. Atakan Kuru, Eyüp Sarı, Ahmet Çelebi, günaydın diyen dostlarımız. Ergun de diyor ki, valla gök gürültülü sağanak yağış geliyor diyor. Evet, bugün gerçekten yağışlı bir gün olacak. Dün akşam yine Sağlık Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Aykut yayını hazırladı. Toplam süresi ne kadar Aykut? 45 dakika, çok uzun, çok uzun. Vallahi Sağlık Bakanı ama önemli şeyler söyledi. İsterseniz Sağlık Bakanı'nın bu açıklamalarından bir miktar dinletelim size. Sonra araya girelim, sohbet edelim. İkinci ve üçüncü bölüme de yayalım. Yani 15-15 gibi yapalım. Bir izleyelim bakalım. Dün akşam Sağlık Bakanı, bakın bu dönemi en herhalde dikkatle takip ettiğimiz ismi Sağlık Bakanı'ydı. Önemli açıklamalarda bulundu. Lütfen dikkatle izleyiniz.
huzurlarınıza daha az çıktım. Bu süre zarfında bakanlığımızın, bilim kurulumuzun, hekimlerimizin salgın konusundaki mesajlarını, uyarılarını size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım. Geldiğimiz noktada başarımız konusunda toplum olarak güçlü bir inanca sahibiz. Bu inanç gün be gün şeffaflık içinde paylaştığımız gelişmelerden, günlük vaka tablomuzdaki istikrarlı iyileşmeden, hayat düzenimizde arzu edilen yöndeki değişmeden kaynaklanıyor. Ülkemiz başarıya yönetim iradesi ve milletçe mücadelesi sonucu ulaşmıştır. Kıymetli vatandaşlarım, saygıdeğer medya mensupları. 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Dünyada devam eden salgın şartlarından en az etkileneceğimiz, ülkemizde nihai sonuca yaklaşacağımız bir hayat için planlı adımlarla ilerliyoruz. 6 Mayıs'ta huzurlarınızda yaptığım konuşmada salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık demiştim. Mücadelemizin ikinci dönemine girdiğimizi, bu dönemde başarının yine bazı koşullara bağlı olduğunu ifade etmiştim. Ve hastalığa karşı uyarıda bulunmuştum. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir şarttır, çünkü tehdit devam etmektedir. 1 Haziran gününden başlayan normalleşme süreci ülkemiz için başta sağlık alanı olmak üzere çok geniş bir alanı içeren ve çok büyük önem arz eden bir süreçtir. Kanımca konunun önemini şu şekilde izah etmek mümkündür. Dünya çapındaki bu salgın ölüm kalım endişesiyle insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadı. Üretime, ticarete, ekonomiye, eğitime, turizme, kültür hayatına ağır darbeler vurdu. Bu sebeple dünyanın şu anki refah düzeyi 6 ay öncesinden çok geriye düşmüştür. Ülkemizse bu süreci çok az hasarla yaşayan nadir ülkeler arasında olmakla bir şartlardan elbette etkilenmiştir. Salgınla mücadelede tedbirlere uymanın, normalleşme sürecini muntazam bir şekilde sürdürmenin önemi sağlığımız yanı sıra bu bakımdan da büyüktür. Tedbirlere uymak artık sadece sağlığımızı iyice güvenceye almak, salgının önünü kesmek anlamına gelmekle kalmıyor. Tedbirlere uymak aynı zamanda ülkemizin refahını artırmakla sorumlu kurumların, insanların önünü açmak anlamına geliyor. Tedbirlere uymak, sağlığımızı güvenceye almak yanında yavaşlayan üretimin hızlanmasına destek anlamına geliyor. Eğitim şartlarının normalleşmesine imkan anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız. Halen sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen büyüklerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonluk oluşturuyor. Özellikle yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Devletimiz salgınla mücadelede imkanlarını seferber etti. Adeta bugünler için hazırlanmış sağlık altyapımızla, hastanelerimizle, yatak kapasitemizle, yetişmiş hekimlerimiz ve bilim insanlarımızla, yönetim dirayetiyle dünyada bir örneği görülmemiş başarıyı elde ettik. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür. Tedbirlere uyum, kendimize, devletimize ve milletimize karşı bir ödevdir. Saygıdeğer vatandaşlarım, salgının en çetin günlerinde gösterdiğimiz başarıyı, günlük vaka sayısının 1000 civarına düştüğü, hastalığın yayılma hızının kesildiği günlerde göstermek zor değildir. Bugünlerinde kendine özgü zorlukları elbette vardır. Bugünlerin kendine özgü zorlukları şu üç zorluktur.
Birinci zorluk salgının sona erdiği inancıdır. Mücadelemizde karşılaşacağımız ikinci zorluk tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır. Bize zorluk çıkaracak üçüncü husus risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir. Bu üç zorluk bugünlerin sınavıdır. Bu sınavda başarılı olmalıyız. Normal şartlara dönmediğimizi, ancak planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız. Belli yaş grupları hariç sokağa çıkma kısıtlamasının artık kaldırıldığı 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır. Salgına karşı koruyucu kalkanımız bizi neredeyse dokunulmaz kılacak tedbirimiz bellidir. Evden çıktığımızda maskemizi mutlaka takacağız. Karşılaştığımız veya bir arada olduğumuz insanlarla aramıza 1,5 metre mesafe koyacağız. Ve el temizliğine normalde olduğundan daha fazla önem vereceğiz. Maske %100 olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır. Hepimizi üzeceğini bildiğim bir konuyu açmak zorundayım. Covid-19 salgını sebebiyle bugüne kadar 4585 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz tedbirlerde daha başarılı olsaydık vefat sayımız yine değişmezdi diyemeyiz. Bundan sonrası için şöyle düşünmek zorundayız. Tedbirler sadece şahsımızla ilgili değildir. Tedbirler her gün karşımıza çıkan vaka tablosundaki sonuçlarla yakından ilgilidir. Maske ve 1,5 metre mesafe her ikisi birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir. Maske sosyal mesafenin ihlali için gerekçe olmamalıdır. Maske kullanımı daha yaygınken mesafe kuralına yeteri kadar uyulmadığını, bazı durumlarda ise bu kuralı uygulamanın zor olduğunu biliyoruz. Mesafe kuralına uymanızı kolaylaştıracak düzenlemeler bilim kurulumuzun hazırladığı rehberler esas alınarak ilgili bakanlıklarımızca yapılmıştır. 1,5 metre mesafe kuralına uymanızı zorlaştıran sosyal ortamlar için yetkili kurumlara bildirimde bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Normalleşme sürecinin hayat tarzına bildiğiniz gibi kontrollü sosyal hayat adı verildi. Kontrollü sosyal hayatın gereği ısrarla vurguladığımız maske, sosyal mesafe ve kişisel açıdan da temizliğe olan şartlardan çok daha fazla dikkattir. Süreçte özlediğimiz olağan hayata yaklaşmamız bu tedbirlerin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Dilerseniz konuyu somut durumlar üzerinden ele alalım. Pek çok iş yeri faaliyetine yeniden başladı. İş yerinde tedbirlere uymalıyız. Restoranlar açıldı. Masalarda 2-3 kişi bir arada oturmamalıyız. Otobüste, dolmuşta... Vallahi Sayın Sağlık Bakanı, çok özür diliyoruz. Devam edeceğiz. Diyor ki Sayın Sağlık Bakanı, masalarda 2-3 kişi birlikte oturmamalıyız diyor. Ama dolmuşlarda yan yana oturabiliriz. Çok ilginç, çok ilginç. Devam edelim. Yerine gideceksek kurallara uyumu kontrol etmeli, en sakin ortamı tercih etmeliyiz. Hatırdan çıkarmamalıyız. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Saygıdeğer vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları, şurası açıktır. Tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı
kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tenkidinizi yapın, takdirinizi gösterin. Bugüne kadar toplum olarak büyük bir feraset gösterdik. Mevcut şartlarda sizlerin salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Bunda kontrollü sosyal hayatı uygulamaya geçirmenizin rolü büyüktür. Bakanlığımız, sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Tedbirlere uymadığımız takdirde hayatın normalleşmeye başlayan her alanı risk alanı haline gelecektir. Bu dönemde salgının seyri daha çok hastalığı belirtisiz şekilde taşıyanlar üzerinden gerçekleşecektir. Demek ki hastalık yayılım açısından daha gizli bir imkana sahiptir. Belirti göstermeyen birinden bir başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi sonuçlara yol açabilecektir. Bunu lütfen aklınızda tutun. Kontrollü sosyal hayat dönemi için bilim kurulumuz ve bakanlığımızca hazırlanan rehberlerden bahsettim. Bu rehberlerin ana başlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberidir. Bu rehberler farklı sektörlerdeki üretim yerleri ve iş yerlerinden başlayarak spor ve aktivite alanlarına, AVM'lere kadar söz konusu tüm mekanlarda çalışanların ve müşterilerin salgına karşı uyması gereken düzeni ortaya koymaktadır. Bu konuda gündeme çok sık gelmesi sebebiyle AVM örneğini vermek istiyorum. Rehberimiz şu uygulamayı talep ediyor. AVM girişlerinde kalabalık oluşması önlenmeli. Mesafe kuralının ihlaline yol açmayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Valla tekrar kestim. Yani Sağlık Bakanımızın konuşmaları çok önemli. Kendisini de çok seviyoruz, sayıyoruz. Ama Sayın Bakan, Sayın Yetkililer, Sayın İçişleri Bakanı, en son gönderdiğiniz genelgeyle AVM'lerin önünde sosyal mesafeye dikkat edelim diyoruz. Marketlerde, spor merkezlerinde sosyal mesafe ve 1 metre, 1,5 metre kuralına uyalım diyoruz. Tekrar şu çelişkiyi anlamakta zorlanıyorum. Nasıl oluyor da biz bu toplu ulaşım araçlarında üst üste, yan yana, dip dibe oturacağız? Hakikaten bu konuda birisi çıksın desin ki hayır şu sebepten desin. Akın Bey haksızsınız, yanlış düşünüyorsunuz desin. Bu kadar 2 aydır, 3 aydır kendimizi korurken normalleşelim dedik de bu kadar normalleşelim demedik. O yüzden devam edelim efendim. Bilim kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını, ateşi yüksek veya hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir. Tüm iş yerleri ve kapalı ortamlara girişte bu tedbirin uygulanması gerekli bulunmaktadır. AVM ve diğer alışveriş yerlerinin aynı anda bulundurabileceği çalışan ve müşteri sayısı belirlenmiştir. İşverenlerin ve yönetimlerin bu sayının aşılmaması amacıyla tedbir alması gereklidir. AVM ve benzeri kapalı alanlarda maske ile birlikte mesafe kuralına uyulmalıdır. Asansörlerin ancak 1/3 kapasiteyle kullanımına izin verilmelidir. Sizden ısrarlı bir isteğimiz var. AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın. Başka birkaç konudan da örnek vermek istiyorum. Giyim mağazalarında ürünler sık temasa maruz kalır. Böyle bir alışveriş sonrasında ellerinizi yıkamalı, her nerede olursa olsun başkalarının da temas etme ihtimali olan ürünlere veya yüzeylere dokunmuşsanız elinizi yüzünüze değdirmemelisiniz. Bildiğiniz gibi pazar yerleri de hastalık bulaşma ihtimali açısından riskli alanlardır. Hastalığın ilk günlerinden beri pazar yerlerine uyulması zorunlu olan kurallar getirilmiştir. Kurallara uyumda hem siz dikkatli olmalı, gerekli durumlarda uyarıda bulunmalısınız. Bütün bu uyarıların ardından size önemli bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Polikliniklerimiz
her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız için de gerekli rehberi yayınladık. Kurallara muntazam şekilde uyulacaktır. Değerli vatandaşlarım, işin özü şudur. Evimizin dışındaki hayatımızın adı kontrollü sosyal hayattır. Uyulması gereken tedbirler zor değildir. Özünde çok kolaydır. Her zamanki el temizliğine daha fazla önem, maske ve 1,5 metre mesafe. Tedbirlerin kolaylığını neye bakarak söylüyoruz? Riske, hastalığın meşakkatine bakarak söylüyoruz. Normalleşme sürecinde bize kılavuzluk edecek gerçek şudur. Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür. Bu savaşı kazanacağımıza inancımız tamdır. Zaferimizin büyüklüğü ne kadar erken olacağına bağlıdır. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Yakalanmaktan kaçınacağımız olası dalgalar var. Sözlerime son verirken haftalık buluşmalarımız konusunda bir temennimi ifade etmek istiyorum. Temennim bu konuşmaların giderek daha kısa olabilmesidir. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada bugünkü vakaları da tabloda görmüş oluyorsunuz. Yani bugün toplam test sayımız 52.000, 3 haftada en yüksek olan test sayısı bugün yapılmış oldu. Bugünkü vaka sayısı 867, bugünkü vefat sayısı 24, iyileşen vaka sayımız 931, toplam yoğun bakımda olan hasta sayımız 612, toplam entübe olan hasta sayımız ise 261. Yani yoğun bakım ve entübe hastalarımızda son 3 haftadan bu yana her gün giderek düştüğünü görüyoruz. Test sayısının bugün artışına bağlı olarak özellikle biz sadece semptomu olan hastalara değil, OSB ve benzeri birçok bölgede ve filyasyon taramalarını giderek arttırdığımız için vaka sayısı da test sayısıyla doğru orantılı olarak biraz düne göre artmış görünüyor. Vefat sayımız da 24 olarak. İyileşenlerimizde 931, toplam vaka sayımız 166.422, toplam vefat eden hasta sayımız 4.609. Şimdi sorularınızı alabilirim. Efendim, Anadolu Ajansı Duygu Yener. Dün Rus mevkidaşınızla bir görüşme yaptınız. Aşı ve ilaç çalışmaları konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvim nasıl ilerleyecek? İlk temas yarın sağlanacak bildiğimiz kadarıyla. Aşı ve ilaç çalışmalarında Türkiye ve Rusya nasıl bir işbirliği içerisinde olacak? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Aşı konusunda biliyorsunuz bir çağrıya biz TÜSEP olarak da çıkmıştık. Ve bu anlamda Türkiye'de, ülkemizde şu an toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen şu an 4 merkezimiz ve üniversitemiz var. Rusya ile görüşmemizde, Sağlık Bakanı mevkidaşımla görüştüğümde aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiklerini, biliyorsunuz aşıları özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemli. Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. Sadece ülkenizde yapmanız yetmiyor. O nedenle Rusya ile bu anlamda hem onların hem bizim geliştirdiğimiz aşılarla ilgili karşılıklı klinik çalışmaların yapılabileceğine karara bağladık ve bilim insanlarımız da karşılıklı, hem bilim kurulumuz bu konuyla ilgili, aşı bilim kurulumuz ve Rusya'daki bilim insanlarıyla birlikte geçen hafta bir araya gelmişlerdi. Telekonferansla görüşülmüştü. Yarın bu görüşmenin ikincisi yapılacak.
Bundan sonra bu görüşmeler daha yoğun bir şekilde yapılmış olacak. İlaç konusundaki çalışmaları da favipiravir ile ilgili kendilerinin Rusya'da sentez safhasına geldiklerini ifade ettiler. Üretim safhasına gelindiğini ama hastalarda kullanımın daha bir hafta önce başlandığı ifade edildi. Bildiğiniz gibi biz favipiraviri daha hastalarımızı gördüğümüz, Çin'den getirdiğimiz dönemi hatırlarsınız. İlk günlerde başlamıştık. Ve bundan fayda gördüğümüzü, hangi dozda ve hangi hasta grubuna kullandığımızı özellikle paylaştık. Çünkü Çin'de ve Avrupa'da birçok ülkede daha çok entübe olan yoğun bakım hastaları, ciddi vakalara kullanıldığını biliyoruz ve halen öyle olduğunu. Ama biz o dönemde çok fayda görmediğimizi, pnömoninin geliştiği yoğun bakım öncesi safhada faydasını daha çok gördüğümüzü özellikle ifade ettik ve bundan sonraki işbirliğimizde devam etmiş olacak. Bugün bilim kurulunda favipiraviri daha erken dönemde başlamak üzere de rehberde bir değişiklik ayrıca yapılmış oldu. Yani erken dönemde sonuçlarını iyi gördüğümüz için daha erken dönemde de başlanabilirliğini bugün rehbere işlenmek üzere karara bağlamış oldu. Teşekkür ederim. Efendim, Demirören Haber Ajansı'ndan Kaan Ulu, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Bilim kurulunun bu konudaki görüşü ne yönde? Bir de bu hafta sonu yine sokağa çıkma kısıtlamasını görecek miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması bildiğiniz gibi daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili, hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim kurulunun genelde böyle bir önerisi olmuş oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekliyle illerde uygulanması şeklinde bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili biliyorsunuz bu süreçte en çok fedakarlık gösteren 65 yaş üstü büyüklerimiz ve gençlerimiz oldu. Ve halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de bu dönemde haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim kurulunda bu gündeme geldi. Daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun arttırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur. Daha net bir karar, bilim kurulunun önerisi bakanlar kurulunda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Gelecek hafta bu netleşmiş olur. Teşekkür ediyorum. Efendim, İhlas Haber Ajansı'ndan Emin Kurt. Ama ben konuşmamda da ifade etmiştim. Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu kısıtlılığını, bu fedakarlığını son vermek bizim, yani 30 milyon kişiden bahsediyorum, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı. O nedenle hakka girmeden 53 milyonun tedbirlere uyması ve bu kadar fedakarlık gösteren büyüklerimiz ve gençlerimizin bu kısıtlılıklarını erken dönemde sona erdirmek üzere bir yaklaşıma gelmemiz gerek. Onun için de tedbirlere 53 milyonun mutlak uyması gerekiyor. Onunla da doğru orantılı.
Efendim İhlas Haber Ajansı'ndan Emin Kuvat. Az önce yaptığınız açıklamalarla ümitlerimiz bir nebze de olsa yeşerdi. Teşekkür ediyoruz öncelikle bu süreci yönettiğiniz için. Türkiye'de yeni normal hayatı geçişle birlikte gözler hastanelere döndü. Siz de demin açıkladınız ama Sayın Bakanım, bir yoğunluk yaşanması bekleniyor mu? Hastanelerde nasıl önlemler alınacak? Çünkü ertelenen birçok tedavi hastalıklar da var. Bu konu hakkında bir görüşünüzü alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu dönemde acil olmayan elektif dediğimiz vakaların ertelendiğini biliyorsunuz. Yani acil olan vakalarımız hiçbir zaman bırakılmadı. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelere, sağlık kuruluşlarımıza müracaat edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü hastane ortamlarının bu anlamda riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada özellikle randevu sistemiyle polikliniklerin devreye girmesini esas kıldık. Yani öncelikle mehalesi üzerinden randevu alarak gidilmesini ve orada bir kalabalık oluşturmadan poliklinik düzeninin sağlamasını esas aldık. Ben özellikle daha önce bildiğiniz gibi acil oranımız %30'lardaydı. Bu oran bu süreçte bu kadar olmadığını bize gösterdi. Yani gerekli olduğu zaman mutlak sağlık kuruluşlarına müracaat edelim. Ama bu müracaatı randevu yani meharesi üzerinden yapalım. Gerekli olmayan müracaatları veya gerekli olmayan bir durum söz konusu ise de zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına bu anlamda gitmeyelim. Çünkü ihtiyacı olan müdahale yapılması gereken hastamıza daha iyi zaman ayırıp bu anlamda kurallara da uyarak, tedbirlere de uyarak bulaşmayı en aza indirgeyen bir sistemle bu dönemi götürelim istiyoruz. Ve bununla ilgili de kurallar, hastanelerde hangi kurallara uyulması gerektiği dahil olmak üzere yayınlandı. Bu hastanelerimizde de biz yakından takip ediyor olacağız. Vatandaşımız da bu anlamda tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece memnun oluruz ve başarılı bir sonuç alırız. Teşekkür ederim. Efendim, TRT Haber Televizyonu Çağla Gültüncer. Az önce sosyal alanlardaki yoğunluktan bahsettiniz. Toplu taşıma alanlarında da bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkür ederim. Şimdi bununla ilgili bildiğiniz gibi bilim kurulumuz bir rehber yayınladı. Ve hangi kurallara uyulması gerektiğini çok net ifade etmiş oldu. Mesela şehirler arası otobüslerde %50 kuralı kalkmadı aslında. O oran düştü. Nasıl düştü? İki koltuk yan yana ise bir koltuk yine boş kalacak. Tekli koltuksa o koltuğa oturulabilecek. Dolayısıyla iki yan yana koltuk yine şehirler arası ulaşımda dolu olmayacak. Ama şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi alınmayacak. Bu kuralın uygulanamadığı zorunlu olan durumlarda valiliklere pandemi özellikle il hıfzı kurullarına yetkiler verildi. Onu da işaretlemek kaydıyla zorunlu olmadıkça işaretlemek kaydıyla izin verilmiş oldu. Dolayısıyla bu anlamda bizim duraklar dahil olmak üzere otobüs veya minibüslere veya yolcu otobüsleri şehirler arası ulaşımda dahil olmak üzere var olan kurallar dışında, sayılar dışında vatandaşımızın zorlamamız gerekiyor. Mesafe kuralını ihlal etmememiz gerekiyor. Bu anlamda birbirimizi de uyarmamız gerekiyor. Valla tam bu konuyu bahsediyorduk. TRT muhabiri de sormuş. Ben hakikaten acaba ben mi yanlış değerlendiriyorum? Şimdi dün sayın yetkililerle de görüştük. Sayın Vali Yardımcımızla, kaymakamlarımızla, sağlıkla ilgilenen doktor arkadaşlarımızla. Bir taraftan
marketlerde, AVM'lerde, lokanta ve restoranlarda ve spor salonlarında mesafe yapacağız. Diğer taraftan da nasıl yan yana bu araçlara bineceğiz dediğimizde bir tanesinden şöyle bir öneri geldi. Dedi ki ya da düşüncesini paylaştı. Yani kısa mesafeli gidiliyor dedi ama bugün Ordu'da atıyorum mesela Toki'de oturan birisi şehre gelene kadar tam kaç dakika? 40 dakika o minibüste geldiğini söylüyor şef kameramanın sevgili Olcay. Tam 40 dakika Memurkent'ten mi? Memurkent'ten televizyona gelene kadar bu dolmuşun içerisinde 13 kişi nasıl yan yana duracak? Sayın Sağlık Bakanım, sizi gerçekten çok seviyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Daha sonra fındığın başkenti Giresun açıklaması sosyal medyada bugün herhalde en fazla konuşulan konu olacak. Yine Sayın Sağlık Bakanı'nın konuşmalarını ekrana vereceğiz. Fındığın başkenti Giresun'la ilgili CHP eski meclis üyesi aslen Giresunlu ama yıllardır orada yaşayan Has Ordulu Hasan Kara Mustafaoğlu'ndan bir itiraz var. Onu ekrana vereceğiz ve arkadaşlar fındık bahçelerine inek girmiş, aman dikkat. Bu haberi vermeyeceğiz ama biraz konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve saat tam 9'da Sayın Mehmet Hilmi Güler'le ilgili çok önemli bir haberi gireceğiz. Saat 09.03'te mi gireceğiz tam? Aykut. 2 dakika. 09.02'de. Hepsini ve daha fazlasını kısa bir aradan sonra sizlere izlettireceğiz. Lütfen reklamlardan sonra hiçbir yere ayrılmayın. Başlıyor. Ve Ankamar Ekonomi Marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor. Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista unlu mamullerimizde günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda tat taze yerini alıyor. %100 yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar Ekonomi Marketleri, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Çamsan Ordu'dan dev yatırım. Çevreye ve doğaya duyarlı akıllı tesis tasarımıyla yepyeni bir üretim alanı. MDF 3 yatırımıyla günlük tam 1200 metreküp kapasite ilavesi sağlayan, gücümüze güç, geleceğimize güven katan bir yatırım. Son teknoloji CPS Plus Press sistemiyle yüksek kaliteli üretimi Diefenbacher'ın benzersiz Alman teknolojisiyle birleştiren dünyanın dört bir yanına adını duyuran Ordu'nun gururu Çamsan Ordu'nun yeni tesisi yükseliyor. Çamsan Ordu her geçen gün büyüyor, yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Her metrekaresi bu toprakların, çalışmanın, azmin ve güvenin sembolü MDF 3 tesisi Çamsan Ordu'nun eseri. Çünkü Türkiye hep daha fazlasını hak ediyor. Ülkemize, insanımıza ve bu topraklara
armağan olsun. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Daha yaşanabilir, vizyonu dünya kenti olan bir altın ordu hayaliyle birlikte çıktığımız bu yolda, Down sendromlu gençlerimizin çalışacağı sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olan Menekşe Kafeyi, çalışan kadınların altın ordunun geleceği olan göz bebeklerini emanet edecekleri Balerin Ceren Özdemir kreş ve gündüz bakım evini, yeni girişimcilere destek sağlayıp yeni istihdam alanları oluşturmak üzere iş gemi, iş arayan ve işverenleri buluşturacak, gençlere danışmanlık yapacak İşkur istihdam noktası ve kariyer merkezini, kitap okumayan meydan da okuyamaz sözünce uyumayan kütüphaneyi, çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirecek altın gelecek teknoloji ve tasarım atölyesini, hayat boyu öğrenme kapsamında iş gücünün niteliğini artıracak toplumsal cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır mesleklerini öğretecek mesleki eğitim mükemmeliyet merkezini, bütün hemşehrilerimizin parlak fikirlerini ortaya koyacağı Şehir Düşünce Enstitüsü'nü, üniversite öğrencileri için çamaşırhaneyi, engelli vatandaşlarımızın tüm belediye ihtiyaçlarından kolaylıkla yararlanabileceği Altınordu Belediyesi tek durak hizmet noktasını hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun Altınordu. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik. Aşkın Tören, Altınordu Belediye Başkanı. Farklılıklar ayrıntılarda gizlidir. Ayrıntılar işçilik kalitesinde. Ergün Mobilya Dekorasyon olarak mutfağınızdan dolabınıza, vestiyerinizden yatak odanıza, TV ünitenizden kapılarınıza kadar evinizin ve iş yerinizin tüm ihtiyaçlarını profesyonel ve son teknolojik makinelerimizle üretiyoruz. Plan, tasarım, konsept, proje ve kusursuz işçilik ana felsefemiz. Ergün Mobilya ve Dekorasyon. Ayrıntı bizim işimiz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı.
Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi, Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek, hayatı en doğru yerden. Seyir Park, Şahincili'de yükseliyor. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Fındık üreticileri, bahçene sahip çık, gelirini artır, kazancın yüksek olsun. Türk fındığının korunması için, verim ve kalitenin artması için, siz üreticilerimizin ve ülke ekonomisinin kazanması için, fındık bahçelerimizin bugünü ve geleceğini tehdit eden tüm zararlılara karşı topyekün ve ısrarlı bir mücadele şart. Fındık kurdu, kahverengi kokarca, yeşil kokarca ve küllenme. Fındıkta tehdit büyük. Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde özellikle de son yıllarda görülen farklı böcek türleri fındığa ciddi zarar veriyor. Bu da verim ve kaliteyi düşürüyor. Dolayısıyla üreticinin geliri direkt azalıyor. Bu saydığımız 4 zararlının yanına diğer hastalıklar da hesaplandığında her yıl fındıkta yaklaşık %40 ürün kaybı yaşanıyor. Yani her yıl sadece fındıkla 1 milyar dolar kaybediliyor. Bu da hem ülke ekonomisini hem de bölge ekonomisini ciddi şekilde sarsıyor. Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurduyla mücadele dönemi ise başladı. Üreticilerin durumu ciddiye alıp fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan fındık kurduyla mutlaka ama mutlaka mücadele etmeleri gerekiyor. Özellikle Mayıs ve Haziran ayları fındık kurduyla mücadele dönemi olarak biliniyor.
üreticiler bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına bir an önce başlamalı. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmeli. Su ile atılan ilaçlar yağmurlu günler ve güneşli öğle saatleri dışında her zaman kullanılabilir. Fındığın ana düşmanı fındık kurdu. Ama diğer zararlılarla da mücadele için ilkbahar mevsimi oldukça önem arz ediyor. Fındığı bekleyen en önemli tehlikelerden biri de kahverengi kokarca. Fındığın en yeni ama en dişli düşmanı kahverengi kokarcalara karşı da çok dikkatli olunması şart. Günde 30 kilometre yol kat eden bu tür fındık bitkisinin kökünü 20 günde kurutabiliyor. Yanlış duymadınız, bir ocağı yok edebiliyor. Çok dikkate alınmasa da yeşil kokarca içinde mutlaka ama mutlaka ilaçlama çalışması yapılmalı. Fındığın kalitesini ve randımanını düşüren yeşil kokarcalar için Mayıs ve Haziran ayları ilaçla mücadele dönemi olarak büyük önem arz ediyor. Değerli fındık üreticileri, zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmezse bahçenizdeki fındıkların ve kazancınızın yarısını kaybetme riskiniz olduğunu asla unutmayın. Bahçenizden daha fazla ürün almak sadece ve sadece sizin ellerinizde. Haydi fındığımıza sahip çıkalım, gerekli ilaçlama ve bakımları yapalım. Hem biz üreticiler hem de ülke ekonomisi kazansın. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği. Sevgili izleyiciler, bugün size Polonya'nın başkenti Krakow'dan sesleniyorum. Krakow, Polonya'nın Paris'i olarak biliniyor. Biz de bu soğuk kış gününde Murat'la, Jackie Murat, Mustafa, Bodyguard Mustafa ile beraber Polonya'ya geldik ve Krakow'dan size sesleniyoruz. Burası gerçekten soğuk, böyle yemin ediyorum var ya, kemiklerime ya da işledi soğuk. Mustafa, senden başka Türk bulamadım, ne yapayım? Nasıl buluyorum burayı? Mustafa kaç. Biraz önce sevgili Yunus Coşkuner'in Gurbetten Sılay adlı programın fragmanını izlediniz. Kendisi diyor ki Kolonya'nın başkentinden size sesleniyoruz diyor. Bazen böyle çeşitli illerde işte fıstığın başkenti Antep midir, Maraş mıdır, nerede çıkartılır? Leblebi'nin başkenti Çorum mudur, başka bir yer midir? İşte yeni bir tartışmanın fitilini Giresun Belediye Başkanı ateşledi. Fındığın başkenti neresi? Hep bu konuşulur, tartışılır. Vallahi fındığın başkenti neresi bilmiyorum ama fındığın rekoltesiyle bir takım çirkin oyunlar oynanmaya başlandığını biliyorum. Bununla da ilgili yarın sabah Ziraat Odası Başkanı Atakan Akçay'ı, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akçay'ı burada konuk alacağız. Biraz önce Sağlık Bakanı'nın açıklamasını bir izleyicimiz şöyle söylemiş, Yakup Külünk Bey. Sayın Bakanımızın samimiyetine inanıyorum. Evet, gerçekten inanıyoruz. Ama açıklamalarını özgür iradesiyle yaptığını düşünmüyoruz. Bu açıklamaların bilim kurulu başkanının yapmasının, hür iradesiyle yapmasının memleket ve insanlarımız açısından daha etkili olacaktır. Sayın Bakanımız elinden geleni yaptığına inancımız tamdır diyor. Valla ben de katılıyorum bu yoruma. Çünkü tekrar söylüyorum, hani sabahtan bu yana bir takım çelişkileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi düşünsenize, birçok esnaf odası şu anda sosyal mesafe kuralı ile ilgili üyelerinin mağdur olduğunu, muzdarip olduğunu söylerken düşünsenize, Ordu'da birden bir noktadan bir noktaya 20 dakikada, 30 dakikada, 40 dakikada 13 kişilik bir minibüse ya da 14 kişilik bir minibüse bindiğinizde yan yana oturup 40 dakika yolculuk yapıyorsunuz. Evet, ağzınızda maskenizin olması şart ama
Bu çelişki bu önümüzdeki günlerde daha fazla konuşulacak diye düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız fazlasıyla sıkıldılar. Gençlere haftada 2 gün dışarı çıkma izni veriliyor. Niye bize 1 gün veriliyor? Niye hafta sonu veriliyor? Biz bankaya, kamu kurumlarına önemli işlerimizle ilgili gidemiyoruz diyorlar. Dün bir izleyicimiz aradı. Bakın bu kadarına da pes doğrusu. Bu izleyicimiz Ordu'nun bir sahil ilçesine kayıtlıyken aynı zamanda Kabadüz'de yaylada da bir evi ikameti olduğu için nüfusu Kabadüz'de görülüyor. İzleyicimiz bir bankanın pazar günü dışarı çıktığında bir bankanın para çekme makinesinde yanlışlıkla kartını kaybediyor ve Ordu'da valiliği Altınordu Kaymakamlığı'nı arıyor. Diyor ki sevgili evlatlarım diyor ben 75-80 yaşındaki bir vatandaşım. Bankaya gidip bankamatik kartımı almak için bana eşlik eder misiniz diyor. TC'nizi söyleyin amca diyorlar. Söylüyorlar. Karşı taraftan bir polis kardeşimiz bana saatini de söyledi. Hangi saatte aradığını da söyledi vatandaşımız. Aynen şu cevabı veriyor. Amca diyor sen diyor Kabadüz'e bağlısın. O yüzden diyor senin Kabadüz'e bağlı bulunduğun ve yayladaki evinin bulunduğu yerin muhtarı sana gelip yardımcı olacak. Evladım diyor ben kışın ve ilkbahar ayında şu anda olduğu gibi Ordu'da yaşıyorum. Ama nüfusum orada görünüyor. Şimdi ta oradaki 2,5 saatlik yoldan muhtar mı gelecek? Amca vallahi bilmiyorum biz emirleri uyguluyoruz. Vallahi diyor ben bunu diyor sayın valiye, sayın kaymakama iletmek istiyorum. Vallahi kime söylerseniz söyleyin onlar emir veriyor diyor ve telefonu kapatıyor. Şimdi bu yaşlıları bu kadar sinirlendirmeye, bu yaşlıları bu kadar öfkelendirmeye kim olursa olsun ben de yanlış yaparsam bana da tepki gösterin sevgili büyüklerim. Bakın onlar yaklaşık 75-80 gündür evdeler. Yani bir sistem üzerinden çözüm üretmek yerinde olan yetkililerin sadece kurallara bağlı kalarak yardımcı olmak değil, sadece artık biz sıkıldık kardeşim bizi aramayın mantığıyla tüm tavırları huzursuz ediyor. O yüzden hiç hoş olmamış diyelim. Bunu da ceza tahtasına yazalım. Şimdi pazartesi akşamı bir maçımız vardı. 40 yılın sırtı bir maç yapalım dedik. Bir resmimiz var. O resmi verelim. Biraz konuyu dağıtalım. Efsanevi TV52 kadrosu. Burada sol başta bendeniz milli takım formasıyla hafif de kilo almışız görülüyoruz. Sevgili Fatih, Yasin ve İsa Beyler. Aykut şu anda sarı kırmızılı formasıyla orada güzel bir poz vermiş hemen İsa Bey'in yanında. Selçuk, sevgili Sefat. Olcay görüyorsunuz işaretini yapmış. Montajcımız Samet, kameraman arkadaşımız Akif. Fanatik Galatasaraylı Ultra Aslan Ordu Tolga Güzelhan ve kiralık katil Uğur. İsa Bey'in sakatlanmasında büyük payı olduğu tahmin ediliyor. Ve Ordu'da Haber ve TV52'den tanıdığımız kameraman kardeşimiz sevgili Mert Tolga Coşkun. Maç öncesinde güzel bir görüntüydü ama ufak bir iş kazası oldu diyelim. Tabii sevgili Uğur'un burada hiçbir günahı yok. Biz ona latife olsun diye söylüyoruz. Sevgili İsa Akçay da bugün hastaneden çıkıyor. Ona da bir kere daha TV52 ailesi ve dostları, onu sevenlerin çokçasıyla selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Onun da sizlere selamı var. Zaten diyor fıtratım gereği çok fazla duramam ama bu ciddi bir sakatlanma. Yani 3 ay ile 6 ay arasında ancak normalleşme sürecine geçecek. Bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Bu arada sevgili Fatih Özdemir takım kadrolarını yaparken Ümit Atabay ile beni yaşlı kategorisinde sayıp bizi yedek yazdı. Vallahi 60 dakika boyunca kenarda sıra bize gelecek diye bekledim. Beni de çağırmadılar oyuna. Allah'tan futbol branşımız değil. Hiç de mutsuz olmadım. Onu da söyleyeyim. Ama keşke bu güzel günün sonunda da böyle bu tip bir kaza olmasaydı. TV52 ailesinin güzel bir görüntüsü. Biz sakatlıkta da, hastalıkta da, iyi günde de, kötü günde de tam 22 yıldır kendi adıma söyleyeyim. Orada sevgili Sefat da 20 yıldır bu kanalda görev yapan işte Tolga, Fatih, Olcay. Yani yıllardır bu kanalda görev yapan basın emekçisi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Umarım bu güzel tablo önümüzdeki günlerde daha da birlik ve beraberlik içerisinde devam eder. Şimdi Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, onunla ilgili bir haberimiz var ama sosyal medyada çok fazla bilgi ve haber fark ettik. Şimdi sırasıyla onları ekrana getirelim.
Hangisiyle başlıyoruz? Sen Ekrem Haber, ben üzerine konuşacağım kardeşim. Evet, çok tartışılacak bir figür. Fındığın başkenti demiş Giresun Belediye Başkanı. İsmi neydi beyefendinin? Değerli bir zat. Tabii ki her şehrin böyle iddiaları olabilir. Bu konuda Giresunlu kardeşlerimizi çok seviyoruz. Çok güzel dostlarımız, arkadaşlarımız var. En çok gittiğimiz il herhalde en yakın olması münasebetiyle Giresun'dur. Ordu Giresun, Giresun Ordu. Ama bu fındığın başkentine bu iddialı ifadeye ordulardan itiraz var. İlk itiraz da sevgili Hasan Kara Mustafaoğlu'ndan geldi. Atilla Şimşek de hemen yazmaya başladı. Atilla abi, ne diyorsun bu işe, fındığın başkenti? Sevgili Nevzat Akata, Erol Karaer, gazeteci arkadaşlarımız, Giresun Belediye Başkanı'nın bu iddialı yazısı herhalde Ordu basınının dikkatini çekecektir. Vallahi vallahi fındığı, diyor Atilla Şimşek, 1964 yılında Karaçuval'dan kurtarıp, evet, Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibinin fındığın başkenti ifadesine ordulardan tatlı bir selam, tatlı bir sistem var. Yani bunu çok fazla Giresun'la Ordu'yu hiçbir zaman karşılaştırmak istemeyiz. Aynı kaderi paylaşan iki dost, iki kardeş şehirdir. Ordu'da, Giresun'da. Bizim için çok önemlidir Giresun. Sebebi şu, Atilla abinin yazısını okuyacağım. Giresunlar dünyanın en güvenli insanlarıdır. Hiçbir şeyden korkmazlar. Hep böyle söylerim. Niye diye sorduklarında, çünkü tam yanı başlarında, arkalarında bir ordu var. Kocaman bir ordu var. Bu da işin tatlı espri sistemi olsun, ama seviyoruz Giresun dostlarımızı. Atilla abi der ki, fındığı 1964 yılında Karaçuval'dan kurtarıp tüketimini çeşitlendiren ve Ordu'dan dünyaya sloganıyla belleklerimize yerleştiren, fındıklı çikolatalarıyla Türkiye'de markalar yaratan Sara ailesi ile fındığın başşehri olmuştur. Üretimiyle Ordu zaten başşehirdir demiştir. Ama bakın, hani bu tartışılır, hani Atilla abi, yağlı fındık her zaman, Giresun fındığı pahalıdır, ama çikolata üretiminde yani dünyanın en büyük alıcısı da şunu söyler: Ordu fındığı, özellikle çakıldak fındık, bizim en önemli fındık argümanımızdır der. Bu başka bir gerçektir. Bir itiraz da sevgili Hasan Kara Mustafaoğlu'ndan geldi. O da hem Giresun'da hem Ordu'da çok yakın dostları, akrabaları olan bir arkadaşımız. Sosyal medyasına biraz önce şöyle bir yazı koydu. Hasan Kara Mustafaoğlu diyor ki, Giresun diyor. Evet, fındığın başkenti Giresun. Başkent özü itibariyle yönetimin tümüyle, beni ekrandan alıp o yazıya odaklanabilirsek, çünkü buradan hakikaten yakın gözlüğüm de yok. Evet, fındığın başkenti Giresun. Başkent özü itibariyle yönetimin tümüyle elinizde olduğu merkezdir. Siz bugüne kadar fındığın fiyatını hiç belirleyebiliyor musunuz? Hayır. Siz üreticiye sahip çıkabiliyor musunuz? Hayır. Siz üreticinin kurduğu mevcut fiskobirlik üreticisinin kooperatifi olarak başkanı dahil üreticiyi, ili temsil edebiliyor musunuz? Hayır. Siz atalarımızdan kalan üretim şekli dışında üretimde hiçbir yenileşme yaptınız mı? Hayır. Siz şehirde üreticinin ürününe katma değer katan, dünya çapında entegre üretim yapan bir marka yarattınız mı? Hayır. Siz devletin verdiği alan bazlı ücret olmadan bu verimle üreticinin para kazanacağını mı sanıyorsunuz? Hayır. Şehrin girişine çotanak figürü yapıp altına fındığın başkenti yazmakla başkent olunmuyor. Beyler, nutuk atmayı bırakın, üreticiyi koruyun, üreticiyi tefecinin elinden kurtarın, dönüm başında verimi artırmanın yollarını bulun, fiyatını belirlemede söz sahibi siz olun, neyin sloganını atıyorsunuz? Bence günün haberi, günün yazısı sevgili Hasan Kara Mustafaoğlu. Vallahi şu yazının altına Giresunlu dostlarımız kızmasınlar ama imzamı atıyorum. Çok teşekkür ediyorum Hasan abi, kalemine sağlık. Ki Hasan abinin bir yüzü, bir yönü Giresun'dur. Orada yani Hasan abiyi tanıyanlar bilirler. Sevgili Nevzat abi, sen bu konuda ne düşünüyorsun dedim, o da yazdı. Erol abi, Erol Karar, senden de bekliyorum. Atilla abi, senden de fikirlerini bekliyorum dedim. Hemen yazdılar, sağ olsunlar. Sanayide çakıldak fındık uzun dayandığı için tercihtir diyor Atilla Şimşek. O yüzden bıraksınlar, geçsinler bu işleri demiş. Ama bunu böyle çok fazla böyle hani bir tartışma ortamında yaratmadan bunu böyle bir tatlı eleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Nevzat Akata da der ki, fındığın başkenti Giresun,
Ordu ise fındığın İstanbul'udur demiş. Fındığın parlamentosu Fiskobilik Giresun'dadır. Ama fındığın hayatı Ordu'da devam eder. Çünkü Ordu için Ordu en çok fındık üreten ildir demiş. Dolayısıyla Ordu fındığın İstanbul'udur, Giresun'da başkent olabilir, sorun değil demiş. Yani Türkiye gibi düşünürseniz, evet, İstanbul'la Ankara kıyaslamasını yapmış Nevzat abi de. Tamam demiş, onlar fındığın Ankara'sı olsunlar, başkenti olsunlar ama Ordu'da fındığın başkentinin Giresun olduğu yerde İstanbul olabilir demiş. Çok güzel bir tespit. Çünkü Ordu Giresun kardeşim doğal olarak öyledir, doğası olarak öyledir. İlişkileri olarak da özlediğimiz bir şehirdir demiş Nevzat abi. Çok da doğru söylüyor. Hakikaten bu benzetme de hoşuma gitti Nevzat abi. Bir tanesiniz. Dostlarıma teşekkür ediyorum. Hemen refleks gösterip sosyal medyadan fındığın başkentiyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini aktardılar. Yani fındığın başkentinin neresinin olduğunu pek bir önemi yok. Peki şimdi fındığın başkenti olduğunu söyleyen sevgili dostlarım, iki gün önce TÜİK bir açıklama yaptı. Akıllara noksan bir açıklama. Çok sevdiğim, hani benim fındık konusunda tanıştığım kardeşim gibi severim kendisini. İsmini söylemeyeceğim. Sevgili Yüksel Göl demeyeceğim. Ya dedim bu TÜİK meselesini nasıl söyleyeceksin dedim. Sevgili Kore'nin babası, benim de aile dostum. Babamın manevi oğludur kendisi. Ya dedi geçen sene dedi TÜİK dedi fındığın rekoltesini 775 bin ton olarak iddia etti dedi. %20-22'de yanılma payı olduğunu söyledi dedi. Açıklanan rekolteye göre dedi, şu anda TÜİK'in bu seneyle ilgili 600 bin ton iddiası aslında 450-500 binde olması gerekir. Bu TÜİK verileri çelişki içerisindedir diyor. Yani bakın bugün şimdi bir taraftan INC, Fındık İhracatçıları, işte Kuru Yemişçileri Birliği, Dünya Fındık Kuru Yemişçileri Birliği bir açıklama yapıyor. Rekolteyi yüksek göstermeye çalışıyorlar. Bir önceki gün sevgili Atakan Akça'nın açıklamasını verdiğimiz günün akşamında bütün köylerde fırtına, yağmur ve dolu oldu tekrar. O yüzden bırakın şu fındıkta yapacağınız çirkin oyunları. Buna müsaade etmeyeceğiz. Fındığın başkenti olan Giresunlu dostlarımıza, arkadaşlarımıza da bilmiyorum, belki onlar da işlemişlerdir. Eminim ki işlemişlerdir. Acaba fındığın rekoltesiyle ilgili yapılan bu manipüle hareketlerle ilgili bir tepkiniz oluyor mu? Siz de oradaki siyasetçilerinize, siz de oradaki milletvekillerinize bir açıkçası açıklama yapıyor musunuz? Bu arada bir son dakika bilgisi geldi. Silivri, evet. Valla bir son dakika bilgisi geldi. Bunu birazdan hemen değerlendirip okuyacağım. Evet. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşımıza. Birçok bilgi geliyor şu anda. Nevzat abi mesajını niye sildin? Okuyordum tam. Tam mesajı okurken. Evet. Fındık Enstitüsü bu arada buruşuk fındık üreticinin arasında idi. Ordulular sayesinde para etmiştir ve Fındık Enstitüsü yıllardır Giresun'da ama sadece devletten neman alan bir kurumdu. O yüzden fındığa tek bir katkısı olmamıştır diye bir başka itiraz geldi. Sizce fındığın başkenti neresi arkadaşlar? Giresun dostlarım siz de yazın. Takip ediyoruz diyelim. Sosyal medyadan bugün herhalde Giresun Belediyesi'nin yazdığı fındığın başkenti polemiği bugün çok konuşulacak, tartışılacak diyelim. Devam edelim. Bu konuyu şimdilik bir Nevzat abi sen de son değerlendirmeni al. Ben de bunu ekrana vereyim. Öyle. Evet arkadaşlar, fındık meselesine tekrar döneceğiz. Bakın burası TV2 ekibi geçen gün Perşembe Hoynat Adası yanındaki tünelin girişinde Perşembe Belediyesi'nin yaptığı bu düzenleme sahası terası ziyaret ettiler. Genç kardeşlerimiz geçen hafta Cuma'ydı değil mi Volkan? Evet, genç kardeşlerimiz maalesef burayı ellerinde alkol şişeleri, içkiler, yedikleri çekirdekleri buraya atarak, ki hemen yan tarafında çöp kovaları var. Yani niye milli değerlerimize sahip çıkamıyoruz? Niye yapılan güzellikleri çirkinleştirmek için sigara izmaritleri, içki şişeleri? Bakın orada 3 tane içki şişesi var. Genç kardeşlerimiz, oraya bir bekçi mi koyalım? Oraya bir güvenlik kamerası mı koyalım? Yani şimdi bakın
Yayla yolunda Grigili Çeşmesi'nin kırılması hepimizi çok üzdü, hepimizi derinden yaraladı. Şimdi şehrin göbeğinde Hoynat Adası'nın karşısındaki seyir terası. Bakın dünyanın en güzel manzarası. Hani Avatar filminin çekildiği sahneleri hatırlayın ya da uzak doğudan bir ada ve oradan bir manzara gibi düşünün şu yeri. Burası Ordu Hoynat Adası. Kuşların burada üreme yaptığı bir yer ve şu çirkin görüntüler, şu pis görüntüler genç kardeşlerimize yakışmıyor. Ya bir poşetiniz mi yok arkadaşlar? Bir poşetle tamam gene ne yapıyorsanız saygı duyuyoruz. Hiçbir şekilde sizi kısıtlamak istemiyoruz ama yediğiniz dondurma kabını, içtiğiniz sigarayı, çekirdeklerinizi ayıptır, yazıktır, günahtır gençler. Yani bir de hayır arkadaşlar temiz bir millet değiliz, pis bir milletiz. İşte görüntüleri burada. Biz arabasının camından sigarayı, külünü döken ve sigara izmaritini dışarı atan, arabanın içerisinde meyve yiyip meyvenin kabuğunu dışarı atan bir milletiz. Kendimizi kandırmayalım. İşte bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da buralarda bu görüntüleri yapıyorlar arkadaşlar. Yani şuraya güzel bir şehir terası yapılmış Hoynat Adası'nın yanına ki yakında buraya bir büfe konulacak. Burası daha aktif bir hale getirecek. Şehirdeki her türlü güzelleşmeye yapılan bu çirkin görüntüler yakışmıyor gençler. Olmadı gençler. Görüntüleriniz var. Bakın hani sizleri rencide etmek asla istemem bir büyüğünüz olarak ama arkadaşlarımız dediler ki abi biz o sırada çekim yapıyorduk. Bizden de çekinmediler dediler. Görüntüler de var ama sizi bu görüntüleri asla yayınlamayı düşünmüyorum. Hani o gün orada cuma günü burada bulunan arabayla gelen iki arabalı grup sanırım genç kardeşlerimiz olmamışlar. Evet, Nevzat abi der ki ordular doğası gereği birbirleriyle Giresunlarla iç içe geçmişlerdir. Birbirlerinden kız almış, kız vermişlerdir. O yüzden diyorum ki Ordu ve Giresun ortak çıkarlarında da birleşerek daha çok fırsatlar ve daha güzel günler görebilir. O yüzden lütfen Ordu ve Giresun birlikte hareket etsin demiş. Nevzat abi teşekkür ediyorum. Benim hızıma yetişmeye çalışıyorsun. Atilla Şimşek de der ki lafla peynir gerisi maalesef yürümüyor. Fındık Ordu sayesinde sanayileşmiştir. Arşivler unutmaz belgedir demiş. Evet, bu mesajları da okudum ama şimdi isterseniz şu Grigili'yi de bir gösterelim arkadaşlar. Bakın geçtiğimiz hafta sosyal medyada utandık yani. Şu görüntüleri sosyal medyada yayınlamaktan. Gençler ne oluyor size? Evde çok fazla kaldınız, çok mu sıkıldınız? Ya da bunu kim yaptı bilmiyoruz. Bir başka iddia var. Orada köylüler, sebze meyve satan köylülerden bazıları orada satış yaptırılmadığı için tepki gösterdi. Bu jandarmanın iddiası arkadaşlar. Ve valla bunun kimi yaptığı ortaya çıkacak. Çünkü güvenlik kamerası var. Bu ortaya çıktığında umarım utanmazsınız diyelim ama bu Grigili Çeşmesi'nin daha güzel bir hale geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Bir hafta 10 gün sonra buraya gideceğiz. Buradan röportaj yapacağız. Cumartesi de olacağı giderken burada da tekrar duralım. Şu anda burada inşaat çalışması var. Hayırsever bir iş adamımız, benim de çok yakından tanıdığım bir büyüğüm. 15 yıl önce annesinin anısına, ki orada ismi de hala duruyor annesinin ismi. Böyle bir, o çeşme o zaman çok daha böyle kötü bir durumdaydı. Modernmiş, o yani 15-20 yıl öncesine göre modern bir görüntüye kavuşturmuştu. Şimdi tekrar buraya daha büyük, daha gösterişli ve bir de güvenlik kamerası koyuldu. Bundan sonra kimse bir şey yapamayacak arkadaşlar. Sizi de uyaralım şimdiden. Bu iş kazası umarım bir daha olmaz diyelim. Sosyal medyadan devam edelim. Evet. Ve sevgili başkanımız Mehmet Hilmi Güler, Fındıkdal'da aklın işçide kalmasın projesi kapsamında kurduğumuz platformla hasat dönemi yaşanan organizasyon eksikliğini gideriyoruz. Bu projeyle bahçe sahiplerinin işçilerin de bahçe bulma sorununa çözüm getirdik. Başvurular başladı diyor. O aşağıdaki kısma nasıl başvuru yapılacağını bir gösterebilir miyiz o yazıyı? Bakın arkadaşlar bununla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi alabilirsiniz. Bu numaralardan bilgi alabilirsiniz. İnternet sayfasına girip platforma kayıt olmanız gerekiyor. Bahçe sahibi olabilirsiniz. Bireysel katılım yapıp iş olarak çalışmak istiyor olabilirsiniz. Ekip olarak bu sene işsiz kaldık, işe ihtiyacımız var diyor olabilirsiniz. Ya da patos sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Tüm sektör alanında bahçe bahçelemesinden tutun da hasat sezonunda harmanda çalışmaya kadar, fındık toplamadan tutun da son aşamasına kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi
önemli bir projeye imza atıyor. Fındıkdal'da aklınız işçide kalmasın. Önemli bir proje. Bu da sosyal medyadan dikkatimizi çeken önemli bir başlıklı fındık üreticilerine duyurulur arkadaşlar. Devam edelim. Bir sosyal medya görüntümüz daha var. Şu trafik görüntümüz mü var? Ne var sırada? Evet. Bakın bir kırmızı ışık. Diğer taraftan diğer araçlar trafik kurallarına uymuyorlar ama her gün bu ışığın hangi noktada olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, vali konağına dönen nokta bu. O sırada kendilerine ışık yanmadığı halde görüyorsunuz bir polis arabası da geçmekte. Kuralları uygulayan arkadaşlarımızın da kurallara uymasını beklediğimiz bir nokta burası. Burada da bir fındık figürümüz var. Fındığın başkenti Ordu'daki fındık figürü arkadaşlar. Ne olur kurallara hepimiz uyalım. Bu sefer vatandaş diyor ki bu görüntüyü bir vatandaş çekmiş. Burada diyor aslında şu, bu noktadaki insanların diyor geçmemesi lazım ama görüyorsunuz 3 tane sürücü arkadaşımızla birlikte onların yaptığı da doğru değil. Memur arkadaşlarımız da doğru değil. Önce kurallara siz örnek olmanız gerekiyor ki sonrasında vatandaşa bunu tatbik edebilirsiniz. Bu kadar değil mi arkadaşlar? Tamam, harikasınız. Sosyal medyada bunlar konuşuluyordu. Şimdi TV52 haber gerçekten özel bir haber yapmış. Hayır, inek haberi değil arkadaşlar. O çok fazla özel olmuş. Onu sevgili Uğur konuşacağız seninle. sevgili genç kardeşlerim, hakikaten enerjinizi çok seviyorum. Ama başınızda da başarılı, deneyimli bir genç yönetici arkadaşımız var. Haber müdürünüz sevgili Fatma Meltem Naz var. Güzel bir haber yapmışlar. Sevgili Mehmet Hilmi Güler ve dedesiyle ilgili, Ordu Belediyesi'nin ilk kurucusu Süleyman Felek'le ilgili bu özel ve güzel haberi izletelim şimdi size. 1898-1902 yılları arasında Ordu'nun kurucu belediye başkanı olarak şehri bütün baskılara rağmen yeniden inşa etmek için büyük gayret gösteren, caddelerin genişletilmesine karşı çıkanlara karşı deyim yerindeyse amansız bir mücadele veren Süleyman Felek, Ordu'da belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in dedesi. Süleyman Feleğin görevdeyken takındığı cesur, kararlı ve dürüst tutumuysa tarihçi yazar Hikmet Pala anlattı. Bir gün Süleyman Feleğin kendi inekleri başıboş kalıyorlar. Evden, ahırdan çıkıyorlar. Yine kendisine ait olan başka bir tarlaya, başka bir yerdeki başka bir tarlaya ama yine kendisine ait bir tarlaya gidiyorlar. Oraya ciddi bir zarar veriyorlar inekler. Oradaki ekili dikili şeyleri mahvediyorlar. Bunun üzerine Felekzade Süleyman Ağa ceza kesiyor, makbuz düzenliyor. Kimin adına? Karısı adına. Tarihçi Pala, Süleyman Feleğin Ordu için önemli bir isim olduğunu belirtirken, yönetim anlayışının ders niteliği taşıdığını ifade ederek eşine bile ceza yazacak adaletini anlattı. Diyor ki, kim sorumluydu? Ben işte çalışıyorum, belediyedeyim. Bu ineklerin başıboş kalmasından kim sorumlu? Benim eşim sorumlu. O zaman onun adına bir makbuz düzenliyor, parasını ödüyor, makbuzu cebine koyuyor. Birkaç gün sonra eşi kendisinden bir ip alması için bir yardımcısını gönderiyor belediyeye. O da cebindeki ceza makbuzunu çıkartıp, bunu götür, karıma ver, İpi kendi parasıyla alsın, ben onun cezasını ödedim şeklinde. Düşünün, yani kendi kendine ceza kesebilmiş, kurallara uyulmadığı için kendi ailesine dahi ceza kesebilmiş titiz, dürüst bir yöneticiden bahsediyoruz. Bugün dedesinin koltuğunda oturan Mehmet Hilmi Güler de aynı dürüstlüğü takınarak örnek işlere imza atıyor. Biz burada kanunlara uygun bir hareket yapıyoruz. Hak hukuk esastır. Halkın vicdanı esastır ve Ordu halkının çıkarları esastır. Beldevlerin yıkımında olduğu gibi birçok projede hakkaniyetle işlerini yürüten Güler, adeta dedesinin izinden giderek seçmenlerinden tam not alıyor. Başkanımız Hilmi Bey'in de dedesinden bazı bu özellikleri almış olduğunu görüyoruz. Mesela devlet yönetimindeki titizlik anlamında dedesinden mi gelen bir özellik? Ben şunu gördüm. Mesela bazı projeler yapılıyor ve projeler eleştiriliyor. Belediye başkanımız bundan haberdar olduğu zaman bu yanlıştan dönebiliyor. Örneğin Yason'da iş makineleriyle yol açılmıştı. Başkanımız oraya gitti.
Evet dedi, burada bu yanlış bir şey. Yani arkeolojik bir bölgede 3 metrelik iş makineleri sokularak 3 metrelik yolun açılması yanlış olmuş. Kendisi bizzat tespit ettikten sonra o yolu tekrar üstünü toprakla kapattırdı ve doğaya zarar vermeyecek bir şekilde projenin yapılmasını yetkililere talimat vererek bu işi düzeltti. Yani bu anlamıyla bir devlet titizliğini Felekzade Süleyman Ağa'dan aldığını görmemiz mümkün. Bizde yanlışa yer yoktur. Oy Mehmet'im, Mehmet'im.
güzel bir türküdür. Hekimoğlu, Ordu'nun dereleri, Akkuş'un gürgenleri. Türküleri güzel, yaylası, deresi, köyü, sahili, fındığı ayrı bir güzel. Gerçekten bereketli topraklarda yaşıyoruz. Yaşadığımız ülkenin, yaşadığımız şehrin, yaşadığımız ilin, yaşadığımız ilçelerin kıymetini bilelim. Yapılan güzelliklere lütfen zarar vermeyelim. Şehrimizi koruyalım. Kim güzelleştirmeye çalışıyorsa başımızın tacıdır diyelim. Yanlış yapıldığında da eleştirilerimizin bu anlamda pozitif algılanmasını bekleyelim. Şimdi izleyicilerimizden çok fazla mesaj geldi. Okuyamadım. Konu biraz sosyal medyaya dönmüştü. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tuncer Bey diyor ki, Tuncer Özer, son günlerde diyor trafikle ilgili kaza haberleri arttı Ordu ile ilgili. Acaba bunun sebebi nedir? Neye bağlıyorsunuz diyor. Bunu araştırmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Biz de bir değerlendirelim nedir ne değildir diye, ama yaklaşık 2 aydır 3 aydır evlerde biraz fazla mı kaldık, dışarı çıktığımızda biraz fazla mı coşkuluyduk, biraz daha sakin ve itidalli olmak lazım. Mehmet Bey diyor ki, merhabalar, hayırlı sabahlar, günaydın, günaydın güzel memleketimize, herkese selamlar. Evet, Halit Bin Salbah'tan güzel bir yazı gönderiyorum size demiş. En aciz, en beceriksiz insan kimdir diye sormuşlar. O da bu soruya şu cevabı vermiş: en aciz, en beceriksiz insan dostu olmayandır. Ondan daha aciz, daha beceriksiz ise bulduğu dostu da kaybedendir demiş. Valla ne mutlu bana ki sizler varsınız sevgili izleyicilerimiz. Hepiniz programa pozitif katkı sunmak için elinizden gelen bütün güzel paylaşımları yapıyorsunuz. Sağ olun. Hem gazeteci dostlarıma, hem izleyicilerimize, hem benim çok güzel dostlarım, arkadaşlarım var. Son 1-2 aydır da onları yoğun bir şekilde burada paylaşıyorum sizlerle. Onlara da teşekkür ediyorum. Canan Gündüz, günaydın Ordu demiş. Adem Bey diyor ki, selam diyor, hayırlı yayınlar Akın Bey. Çaybaşı Göksu Kepçeli Yaylası'ndaki çöp tesisinde iyileştirme yapıldı. Evet, teşekkür ediyoruz. Ama şu an diyor, kokudan çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sesimizi duyan yok demeyin Adem Bey. Bütün mesajlarınızı okudum. Oraya da geldik. Oradan arkadaşlarımız da geldiler. Sizler Büyükşehir Belediyesi'ne geldiniz, yetkililerle konuştunuz. Bütün siyasetçiler neredeyse geldi, vali geldi, Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Hani bu saatten sonra şöyle yapalım. Evet, iyileştirme yapıldı ama şurada şu sıkıntı var. Hani sesimizi duyan yok mu kısmına katılmıyorum. Ben de kendimi manevi Çaybaşılı ilk üyezli ilan ettim. Oradaki mesele artık hepimizin meselesi. Hilmi Bey de, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı da benzer cümleleri kurdu. Orada sizin mağduriyetinizin yaşanmaması için elinden geleni yaptığına inanıyorum. Eksikler olursa da haberleşelim. Sayın Başkan ve ekibindeki arkadaşlar zaten eminim ki sizin sesinizi sosyal medyadan ya da bu yayınlar aracılığıyla duyuyorlar, takip ediyorlar. Evet, 19 ilçe belediye başkanımıza sesleniyorum. Hepsi buraya gelip burada yerinde bir inceleme yapsınlar. Birlikten kuvvet duyar ve karar verirler. Bütün belediye başkanlarımızı buraya bekliyoruz. Valla hani samimi bir teklif ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Valinin geldiği bir yerde eminim ki diğerleri de alınan kurallara riayet edeceklerdir. Evet, Alaaddin Bey selamlar ve sevgiyle diyerek selamünaleyküm demiş, iyi yayınlar demiş, aleykümselam. Alaaddin Bey, Rahmi abiye selamlar demiş. Valla telefon numaranızı geçen gün Messenger'da gördüm, en kısa zamanda babamla sizi telefonla görüştüreceğim. Ve okul arkadaşım Mustafa Kemal Poyraz'a selamlar demiş. Dün de sevgili Mustafa buralardaydı. Gülyalı'dan Uğur Kubaloğlu, Uğur abi sana da günaydın. Guten Morgen Gülyalı'ya selam, sosyal mesafeye devam. Ünal Vayni Almanya'dan selam demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Yapıcı günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Deren Gönül, sevgili doktor kardeşim, arkadaşım, ona da günaydın. Sedat Ümer İstanbul'dan, Karadeniz'in incisi Ordu'ya ve Ordu'nun dünyaya açılan penceresi TV52 ve tüm izleyicilerine merhabalar demiş, teşekkür ediyoruz. Eyüp Sarı, Ahmet Çelebi, Atakan Kuru da yine günaydın diyen dostlarımızın başında gelmekte. Evet, fındıkla ilgili üzücü bir haber. Hani bir taraftan rekolte ediyoruz ama diğer taraftan 2 gün önce yağan kuvvetli yağış ve dolu üreticiyi biraz sıkıntıya soktu. 3. haber. Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken fındık bahçeleri zarar gördü.
Yüksek kesimlerde salı akşamı başlayan sağanak kısa süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu fındık arazilerini etkiledi. Yeşil alanların beyaza büründüğü Gürgentepe ilçesinde ekili arazilerin büyük bölümünde zarar görüldü. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan Gürgentepe'de gerçekleşen dolu yağışının bahçelerde önemli derecede hasar meydana getirdiğini söyledi. Tabii 2 Haziran tarihinde ilimizde bir yağmur yağışı oldu. Bunun devamında da özellikle Gürgentepe ilçemizde bir dolu yağışına dönüştü. Tabii Gürgente ilçemizde yaklaşık 5 mahallemizde dolu yağışı yaklaşık bir 20 dakika devam etmesiyle büyük bir zarar oluşturdu. Tabii bu zarar özellikle fındık dallarına, fındıkta doğan yeni fındıkların dökülmesine, fındık filizlerinin kırılmasına sebep oldu. Yaklaşık %30'luk zararın olduğunu aktaran Arslan Soy'dan geçen sene 12 Nisan'da yağan dolu yağışını hatırlattı. Yani zararın boyutu önemli derecede. Aldığımız bilgiler özellikle Gürgentepe Ziraat Başkanımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda arazide gezilerek yaklaşık %30'ları bulabilen bir zarar tespiti öngörülüyor. Tabii bu 5 mahallenin özellikle yaklaşık bir 70-80 dönüm belki 1000 tona yakın bir fındık olma ihtimali olan bir yerde %30'luk bir zarar öngörülüyor. Bu zarar boyutu önemli bir zarar. Çünkü Gürgentepe ilçemiz rakım olarak yüksek bir ilçe. Özellikle geçen yılda aynı şekilde 12 Haziran'da daha büyük bir dolu yağışıyla karşı karşıya kaldı. Arslan Soy'dan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın telekonferans aracılığıyla Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış ile görüştüğünü belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar tüm Türkiye'de zarar gören dolu afet olan ilçelerimizde, illerimizdeki oda başkanlarımızla telekonferans şeklinde sorunlarını dinliyor. Bugün itibariyle de yine Genel Başkanımız Gürgentepe Ziraat Odası Başkanımızı telekonferans şeklinde dinleyerek Gürgentepe ile ilgili don olayıyla ilgili olsun, başka konular olsun, dolu ile ilgili de bugün bilgi alarak sorunları çözülmesi noktasında ve ilgili kurumlara iletilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Soy'dan son olarak sigortalarını yaptırmış olan üreticilere seslendi. Sigorta yaptıranlar şirketler ile iletişime geçsin dedi. Özellikle çiftçi olup da sigorta yaptırmayan aslında kalmaması lazım. Görüyoruz ki gerçekten sigorta artık tarımda vazgeçilmez. Eğer sigorta yaptıranlar varsa muhakkak sigorta şirketlerine taleplerini yapsınlar, gelip tespitlerini istesinler. Evet, üretici zarar gördü ama o gece biliyorsunuz çok fazla şimşek çaktı, gök gürledi. Korgan'da da bir eve yıldırım düştü. Allah'tan can kaybı olmadı. Gelen mala gelsin. Sıradaki haber. Korgan ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmurda bir eve yıldırım düştü. Düşen yıldırım evde elektronik eşyaların zarar görmesine sebep oldu. Şimdi babam çardakta yatıyordu. O an yağmur çok şiddetli bir basınçla beraber büyük bir şimşek gürültüsüyle beraber eve bir çatırtı geldi. Ne olduğunu anlayamadık önce. Sonra işte babamı içeri aldım yatağına. Ev komple bir sallandı böyle. Yüksek bir şeyle, sesle beraber. Ev halkı korku ve paniğe kapıldı. Evin bacasına düşen yıldırımla 2 bilgisayar, 2 televizyon ve çamaşır makinesi yandı. Ve o da yanmış. Bilgisayarlarımız da yandı. 2 tane bilgisayarlar, laptopla masaüstü çocukların. Elektriklerimiz de var şu an. Olay yerine anında itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşlı bir de hasta vardı. Öte yandan yaşanan olayda can kaybı olmadı. İşte o an ne olduğunu anlayamadık. Sağa sola baktık, televizyonlar yanmış. Ondan sonra baca patlamış. Yapacak bir şey yok, Allah'tan daha beterinden korusun Allah. Çocuklar çok korktu. Küçük çocuklarımız var, biraderim. Annem falan aşırı şey yaptı. Babam da bayağı etkilendi o olaydan. Allah geçmiş olsun diyoruz. Amcamıza da saygılarımızı iletiyoruz. O yaşlı büyüğümüzün de ellerinden öpüyoruz.
Evet sevgili Saadettin Okutucu, selamlar sevgiler İsa Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz demiş. Cemal Gençe Çatalpınar'dan günaydın Akın Bey demiş. Ayhan Demircan Beykoz İstanbul'dan sevgili kardeşim bize bu güzel manzarayı izlettirdiniz. Bir nebze olsun memleket hasretimizi gideriyoruz demiş. Ünal Vayni de valla ordunun derileri iyi geldi demiş. Murat Apaydın ve Beytullah Altınkaya da onlar da selamlarını sevgilerini göndermişler. Tıpkı sevgili Saadettin Okutucu gibi onlar da sevgili Yağız'a iyi yaşlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Evet. Aykut. Alo. Evet tamam. Kısa araya şimdi gideceğiz. Şimdi bir reklam arası verelim. Ardından saatler 10.00 gösterdi. Bizler burada olacağız sevgili izleyiciler. Hazır mıyız? Reklamlar. Hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV 52 ekranlarından sizlerle. Efendim bir İş Dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğu Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Başlıyor. Ve Ankamar ekonomi marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor. Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista unlu mamullerimizde günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda tat taze yerini alıyor. %100 yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar ekonomi marketleri kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3.
Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Çamsan Ordu'dan dev yatırım. Çevreye ve doğaya duyarlı akıllı tesis tasarımıyla yepyeni bir üretim alanı. MDF 3 yatırımıyla günlük tam 1200 metreküp kapasite ilavesi sağlayan, gücümüze güç, geleceğimize güven katan bir yatırım. Son teknoloji CPS Plus Press sistemiyle yüksek kaliteli üretimi Diefenbacher'ın benzersiz Alman teknolojisiyle birleştiren, dünyanın dört bir yanına adını duyuran ordunun gururu Çamsan Ordu'nun yeni tesisi yükseliyor. Çamsan Ordu her geçen gün büyüyor, yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Her metrekaresi bu toprakların, çalışmanın, azmin ve güvenin sembolü MDF 3 tesisi Çamsan Ordu'nun eseri. Çünkü Türkiye hep daha fazlasını hak ediyor. Ülkemize, insanımıza ve bu topraklara armağan olsun. Malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3 artı 1 135 metrekare, 2 artı 1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Ailede film seçme işi sana kalırsa merak etme. Yılın en iyi filmlerini senin için seçtik. Çocuklar için de rengarenk bir dünya hazırladık. Özlediğiniz spor coşkusuna kavuşun diye dünyanın en heyecanlı karşılaşmalarını size getirdik. Ne de olsa D-Smart. Aileden sayılır. Sizi tanır, ailedeki herkesin seveceği içerikleri evinize taşır. Şimdi D-Smart aile spor paketi ve 8 megabite kadar hızlı internet sadece 84.90'a. Üstelik ilk 3 ay tüm kanallar açık ve 24 ay boyunca D-Smart Go hediye. D-Smart her televizyona şart.
kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin bin bir tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Sevgili izleyiciler, bugün size Polonya'nın başkenti Krakow'dan sesleniyorum. Krakow, Polonya'nın Paris'i olarak biliniyor. Biz de bu soğuk kış gününde Murat'la, Jackie Murat, Mustafa, Bodyguard Mustafa ile beraber Polonya'ya geldik ve Krakow'dan size sesleniyoruz. Burası gerçekten soğuk, böyle yemin ediyorum var ya, kemiklerime ya da işledi soğuk. Mustafa, senden başka Türk bulamadım, ne yapayım? Nasıl buluyorum burayı? Mustafa kaç.
Sevgili izleyiciler, hemen bir son dakika bilgisi vereyim sizlere. Biraz önce sevgili kardeşimiz nereden yazmıştı? Evet, sevgili Adem Cazır ve Çaybaşı Göksu Kepçeli Yaylası'ndaki dostlarımız, arkadaşlarımız. Birazdan TV52 Haber Merkezi'ndeki arkadaşlarımızı bu bölgeye göndereceğiz. Biliyorsunuz TV52 ailesi olarak sizlere orada bir söz vermiştik. Demiştik ki buranın iyileştirilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, firma yetkililerine güvenin. Herhangi bir koku olmayacak, herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ancak sıkıntı olursa biz bunu haber yapacağız diye. Eminim ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da bize katılacaktır. Çünkü bundan sonraki sorumluluk o firmaya aittir. Bakın, firma yetkilileri eğer görevini yapmıyorsa, ben şimdi o bölgedeki dostlarıma buradan sesleniyorum. Haber merkezindeki arkadaşlarım geldiğinde sizler de orada olun. Sevgili İsa Akçay'ın da sizlere selamı var. Hasta yatağından bu konuyu dertlenmiş kendine. Haklı olarak ben oradaki arkadaşlarımıza da bir söz vermiştim. Vazife ediniyoruz diyor ve birazdan ekip arkadaşlarımız yola çıkacak. Çaybaşı İlkiöz Göksu Kepçeli Yaylası. Evet, böyle şey gibi oldu, tekerleme gibi oldu. O bölgedeki arkadaşlarımız eğer gerçekten orada bir koku var ise bu problemlerini anlasınlar. Ama şimdi bakın, önceden bir firma vardı orada. Firma problem yapıyor diye yeni bir firma geldi. Bundan sonraki sorumluluk firmaya, ama denetlemede önce büyükşehir yetkililerine, valiliğe, il sağlık komisyonundaki arkadaşlarımıza ve tabii ki basın mensuplarına düşüyor. Şimdi de ünye temsilcimiz de tesadüfen bizi ziyarete gelmiş, sevgili Hakan. Hakan, oradan şikayetler geliyor sana da, değil mi? Ne diyorlar Hakan? Ben kendim de gittim Hakan Bey. İnanılmaz derece müthiş bir koku var. Evet. Şöyle yapalım Hakan, gel 2 dakika seni hemen yayına alalım. Almayalım mı? Tamam, Hakan diyor ki şu anda diyor maskem de var, uzak sosyal mesafeye de dikkat edelim diyor. Doğru, teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Hakan, bugün ekip arkadaşlarımız oraya gidecekler. Sen de onları eşlik edebilirsin. Haber merkezinde bir çık, bir durumu değerlendirin. Bakın, bu mesele çok konuşulmuştu. Hem Sayın Vali, ama özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, biz bu problemi çözeceğiz diye firmayı da değiştirmişti. Şimdi yeni firmadaki arkadaşlar, eğer verilen taahhütleri, verilen sözleri yerine getirmiyorsanız, bundan sonra biz bütün iyi niyetimizle, bütün samimiyetimizle, bütün pozitif eleştirilerimizi, yani hem vatandaşın sorunu çözülsün hem yetkililer orada iş yapsın diye hakikaten kullandık. Yine de iyi niyetli bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Oradaki vatandaşların sağlığını, oradaki vatandaşların yaşama haklarını, oradaki vatandaşlarımızın, hele bu son günlerde işte virüslü, mikroplu dediğimiz günlerde yaşama haklarını sıkıntıya sokacak uygulamaları yapıyorsanız eyvallah, ama yapamıyorsanız lütfen bırakın yapanlara ya da bunu tenkit edenlere kulak kabartınız, dikkate alınız diyorum. O yüzden bizler TV52 ailesi olarak Ordu'daki birçok çevreyle ilgili meseleyi masaya yatırdığımız gibi bu konuyu da çok dikkatle takip edeceğiz. Hakan, konuşurken Ünye Çimento, gerçi ismini de söyledim ama Ünye Çimento'nun olduğu yerde de, bakın Ünye'de çok ciddi bir sıkıntı daha var. Ünye Çimento'nun olduğu yerdeki bir ya da iki mahalle şu anda inanılmaz kötü durumda. Doğru mu Hakan? Evet. Yani bu çok büyük bir fabrika. Türkiye'nin ilk 100 fabrikasından bir tanesi. Ordu'da, Ünye'de çıkardığı bu yaptığı çimentolar ve tesisleşme süreciyle birlikte, evet, birçok Ünyeli kardeşimiz çalışıyor ama çevre mahalle sakinleri, köy sakinleri inanılmaz muzdaripler. Kol hastalığı başladığını olanlar söylüyor. Astım hastası olduk diyenler var. Bahçelerimiz çamur deryasında diyenler var. Şimdi düşünsenize, Ünye Çimento'nun bacasından çıkan bütün kurumlar, tozlar, insanların bahçelerinde, evlerinde cam açamıyoruz diyenler var. O bölgeyi terk ettik diyenler var. Ben bu konuda hem Ünye Kaymakamlığı'na hem Ünye Belediyesi'ne çok büyük görev düştüğünü inanıyorum. Sayın Hüseyin Tavlı'ya da buradan çağrımdır. Lütfen bu fabrikanın yetkilileriyle bir an önce görüşünüz ve bu konuyu dikkate almaları konusunda gerekli yaptırımları yapınız diyorum. Aynı şeyi şu anda Çaybaşı İlköz Göksu Kepçeli Yaylası'ndaki tesisi yapan firma yetkililerine de söylüyorum. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çağrımdır. Lütfen bugün bir ekip göndererek oradaki bu kokunun tespit edilmesini ve kaynağının bulunup vatandaşın
mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bütün bu konuları yarın biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü Ordu ve ilçelerindeki birçok çevre meselesini masaya yatıracaktık. Özel bir program planlıyoruz. Bir sıkıntı da Kabadüz'deki bir maden ocağı ile ilgili geliyor. Özellikle melete ve meletin kolları olan küçük küçük çaylara döktükleri fabrika atıkları şu anda Kabadüz özellikle Melet Irmağı kenarındaki köylerdeki tüm vatandaşları rahatsız ediyor. Neredeyse diyor sularımızdan çamur akıyor. Bu konuyla da ilgili yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bundan sonra çevreyle ilgili olan tüm olayları daha dikkatli masaya yatırmamız gerekiyor. Virüs bize bir kere daha çevreye, doğaya sahip çıkmamız gerekliliğinin altını çizdi. Bu maden ocakları, yapılacak olan HES'ler, yapılan HES'ler çevreye, doğaya ne kadar zarar veriyor hep birlikte gördük, görüyoruz. Bundan sonra da takipçisi olacağız diyelim. Birkaç haberle devam edelim mi Aykut? Bakın Ordu Valisi'nin bir açıklaması var. Asker uğurlaması ve toplu yemekle ilgili. Ve ardından da Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Bahadır Baş'ın önemli bir açıklaması var. 3 aylık çalışma ödeneği süresi doluyor. Ve bununla ilgili 3 ay daha uzatılmasını talep ediyor. Hem işverenler hem sektördeki insanlar. Ordu Valisi Seddar Yavuz asker uğurlamasında toplu yemek verilmesinin yasaklandığını duyurdu. Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerli ordulu kardeşlerim, askere gidecek kardeşlerimiz için toplu yemek verileceğine dair ilan ve duyurular görüyoruz dedi. Yavuz toplu yemek verilmesi salgının yayılmasına sebep olacağında valiliğinizce yasaklanmıştır ifadelerini kullanırken lütfen kurallara uyalım dedi. Türkiye'de yaklaşık olarak 300 bine yakın firma bu sektör başvurdu kısa çalışma ödeneğine. 3 milyona yakın da işçinin başvurduğu söyleniyor. Koronavirüs dolayısıyla yararlanma şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinde 3 aylık süre doluyor. İş dünyasındansa sürenin uzatılması talepleri geliyor. Uzatılmadığı takdirde ödenekten ilk yararlanmaya başlayan iş yerlerinde önümüzdeki günlerde süre dolmaya başlayacak. Kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz 15 Mart'tan sonra pandemi süreciyle beraber Cumhurbaşkanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden sonra faaliyetlerine ara veren, faaliyetleri durdurulan sektörler için ve Türkiye'deki bütün o Mart-Nisan döneminde çalışmayı azaltan veya hiç çalışmayan firmalar için getirilmiş bir uygulamaydı. Doğru bir uygulamaydı. Ordu'da kısa çalışma ödeneğine minimum 2000 firma başvuruda bulundu. İlimizle ilgili de rakamları genel olarak vermek gerekirse 2000-2500 arasında bir firma 24.000 civarında da başvuru olduğunu, bunun 21'inin kabul edildiğini, nakit ücret desteğiyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 25.000-26.000 civarında Ordu ilimizdeki çalışanların hem kısa çalışma ödeneği hem nakit ücret desteğine yararlandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğini 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreciyle işletmelerin faaliyete geçmesi bu sürenin uzatılmayacağı yönünde. Bütçenin kaynaklarını düşündüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın kısa çalışma ödeneğini 3 ay uzatma yetkisi var. Bu yetkiyi kullanır mı? Benim kişisel görüşüm piyasadan aldığım izlenimler çok kullanmayacağı yönünde. Niye kullanmayacak? Çünkü 1 Haziran'dan sonra bütün işletmelerimizin eskisi gibi olmasa da hani yeni normal dedikleri bir süreçten bahsediyoruz. İşte kahvehanelerin açıldığı, kafeteryaların açıldığı, işte hani oyun olamasa da işte diğer faaliyetler olamasa da bu çoğu lokantaların açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir Mart-Nisan ayı da yaşadığımız durgunluğun veya kısa çalışmanın iş azaltmanın olmadığını görüyoruz. Bu parametreleri bir arada topluca değerlendirdiğimizde ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisinde olan 3 aylık kısa çalışma ödeneğinin bir 3 ayda uzatılma yetkisinin şimdilik uygulanacağını düşünmüyorum. Ama ikinci bir dalga gelir, tekrar eskisi gibi evlerimize kapanabilir. Bu tür istisnai veya olağanüstü durumları dışarıda tutarak bu görüşü
görüşümü beyan ediyorum. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağının süresi de 17 Temmuz'da dolacak. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş bu uygulamanın 3 ay daha uzatılmasını öneriyor. Bu uygulama 1 ay 3 ay daha ertelense, yani işçilerin bu olağanüstü dönemde çünkü tamamen insanlar yaşantılarına dönüp ekonomik faaliyetlerini işletmeler, şirketler aynı şekilde kaldığı yerden devam ettiremiyorlar. Takdir edersiniz piyasada büyük bir durgunluk var. Dolayısıyla 1-3 ayda işten çıkartma yasağının uygulanmasının doğru olacağını düşünüyorum. Bu işletmelerin de hem bu süreçte bu işçilerimiz için de nakit ücret desteğini devam ettirilebilirse müthiş doğru bir adım olur diye düşünüyorum. Evet, sevgili Bahadır Baş, yeni imajınız hayırlı olsun bu arada. Şimdi Hakan'la haber arasında bu Çaybaşı İlköz'deki çöp meselesini konuşuyorduk. Şu anda Çaybaşı halkı çöp arabalarını görmüyor artık. Sebebi de bu koku Çaybaşı'nda ve arabalar huzursuzluk yaratmasın diye. Nereden dolaşıyor Hakan? Akkuş üzerinden dolaşıyormuş. Maliyet de arttı arkadaşlar, bakın. Yani yetkililer bir şekilde tedbir almaya çalışıyorlar. Yolu Akkuş üzerinden uzatıp bu çöp tesisine giden güzergahı değiştirmişler. Ama firma şu anda görevini tam yapıyor mu yapmıyor mu sorusunu biz de araştırıp burada bu ekranlarda dile getirelim. Oradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına. Şimdi Gürgentepe ilçesi Yurtseven Mahallesi'nden üzücü bir haber. İl dışından gelenlerin bulaştırdığı sanılıyor. Şu anki en büyük korku ve kaygı o. İl dışından gelenlerin virüsü bulaştıracağı, işte Gürgentepe Yurtseven Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alındı. Aykut. Ordu'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Yurtseven Mahallesi'nin bir bölümü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tedbirler aldığı belirtildi. İlçeye bağlı Yurtseven Mahallesi'nin Ağatepe mevkisinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildiği aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Gürgentepe ilçesi Yurtseven Mahallesi Ağatepe mevkisinde 2 Haziran saat 24'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalleye giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Açıklamada karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlemler başlatılacağı kaydedildi. Yer dizi çekimine başladı. Önce haberi verelim. Ardından da yine çarşamba günü kurulan pazar günü ile ilgili bu virüs döneminden sonra bir uygulama kararı aldı. Bu hikayeyi peş peşe izlediniz. Koronavirüs salgını insanların günlük yaşantısındaki alışkanlıklarını değiştirdi. Salgın nedeniyle toplu taşıma kullanımı azaldı. Ulaşıma çözüm arayanlar çareyi bisiklette buldu. Son bir ayda bisikletçilerin kapısını çalanların sayısı ise arttı. Koronavirüs sürecinde pozitif etkinin yaşandığı sektörlerden biri de bisiklet sektörü. Toplu ulaşımdan uzaklaşan vatandaşlar bisiklet almaya yöneldi. Bisiklet satışlarında %50'ye varan artış yaşandı. Ordu Altınordu'da bisiklet sektörü türünde çalışan işletme sahibi Yonca Biber konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Evet, özellikle bu yıl koronavirüsten dolayı bisiklete ayrı bir talep, motora ayrı bir talep. Hem sağlık için hem toplu alanlardan insanlar uzaklaşmak için tamamıyla bisiklet ve motora yöneldiler diyebiliriz. Tabii biz de memnunuz bu durumdan. Yonca Biber her bütçeye uygun fiyat aralığıyla bisiklet satışı yaptıklarını duyurdu.
Biz her bütçeye göre çeşit model bulundurmaya çalışıyoruz. Yani en uygun bisikletim de var. Çok çok üst grup bisikletim de var. Orta yollu modellerim de var. Yani her bütçeye, buraya gelen boş çıkmaması adına her bütçeye uygun çocuk, yetişkin, yarış, katlanır birçok modelimiz var. Öte yandan Biber son iki yıldır en çok kadınların bisiklet kullandıklarının altını çizdi. Tek eşleriyle de gelen, eşi gelip seçen de var ama son iki yıldır özellikle bayan müşterim çok ve biz de bu durumdan çok memnunuz. Ünye'nin konu edildiği ilk yerli dizi olacak olan Asarkaya Dar Ağacı yönetmeni Selim Uyar, internet dizisinin çekimlerine başladı. Ne yapıyorsun? Zamancılık oyunculuğu hakkında bir kitap. Selim Uyar, çocuk tacizcileri ve tecavüzcülerin haberlerini çok duyduğunu, bu konunun kendisini rahatsız ettiğini belirterek böyle bir proje yapmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız işte bu tecavüzcüler, çocuk tacizcileri için idam önüme gelse sırf bunlar için, sadece bunları kapsayan bir idam cezası çıkartabiliriz, ben onaylarım demişti. Bu bana ilham verdi. Ben de zaten çocuk tacizcileri ve tecavüzcülerin haberlerini çok duymaya başladım bu dönemlerde. Beni rahatsız etti konu. İki yıldır bu konu üzerinde çalıştım ve hazırlığını yaptım, senaryosunu hazırladım. Dizi çekimlerinde Ünye halkını bir araya getirerek tamamen gönüllülük esasına dayalı oyuncu kadrosu kurduklarını belirtti. Ünye'de de Ünye'li halktan insanları bir araya getirerek tamamen gönüllülük esasına dayalı. Ordu valiliğimiz de sağ olsun gittik yanına görüştük. Projemizi destekledi, beğendi. İl Turizm Kültür Müdürlüğü'nden onayımız çıktı. İşte Ünye'deki ordunun bütün ilçelerini kapsayan bir onay aldık. Çocuk tacizcileri ve tecavüzcülerin cezaevlerine atıldıktan sonra yaşadıklarını kapsayan bir dizi olduğunu sözlerine ekledi. Çocuk tacizcileri ve tecavüzcülerin cezaevine atıldıklarında her gün yaşadıkları her gün aileleri evlerinde benim görüşüme göre tekrar tekrar o tecavüzü yaşıyorlar. Ünye ilçesinde çarşamba, cuma ve pazar günleri kurulan pazar yerleri bir noktada toplandı. Alınan kararla çarşamba günü Kaledere Mahallesi'nde, cuma günü Bayramca Mahallesi'nde ve pazar günü Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan pazarların çarşamba ve pazar günü olmak üzere Bayramca Köprüsü ile Tabakhane Derisi kenarında bulunan Irmak Caddesi'ne taşınmasına karar verildi. Konuyla ilgili bugün Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney Başkanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve ilgili müdürler katıldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tablı toplantıda yeni pazar yeri uygulama alanı ile ilgili yaptığı konuşmada uygulamayla özellikle çarşamba günü kurulan pazar yerinde trafik açısından büyük bir rahatlama olacağını ifade ederek şunları söyledi. Biliyorsunuz 2,5 ay aşkındır, yaklaşık 3 ay gibi bir zamandır pandemi süreciyle ilgili COVID-19 münasebetiyle şehirde uygulanması gereken genelgeler üzerinde, tedbirler üzerinde çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde ilçemize yürüttük. Tabii bu arada sokağa çıkma yasakları, büyük şehirler arasındaki geçişlerin engellenmesiyle birlikte pazar yerlerimizde de belli kurallar uygulanmıştı. Bu kurallar çerçevesinde özellikle konfeksiyon türü ve hırdavat türü satıcısı olan esnaf kardeşlerimizin bu süreçte pazar açmaları engellenmişti. Çünkü sosyal mesafeye uyumdur, oradaki vatandaşların yoğunluğunu azaltma noktasıdır derken bu sebeplerden özellikle seyyar satıcısı konumunda olan konfeksiyoncu ve hırdavatçı kardeşlerimize tezgah açtırılmamıştı. Geldiğimiz noktada bugün özellikle pozitif vaka sayılarının çokça düşmesi, ölüm vakalarımızın çokça azalması münasebetiyle artık süreçte kendi kendine, kendi içinde gevşemeye başlamıştır. Yani sağlığımızı tehdit etmeyecek bir şekilde de bir yeni bir hayat yaşa, hayat tarzı belirlemek zorundayız. Yani sosyal mesafe kurallarına, yine maskemize ve hijyen kurallarımıza dikkat etmemiz gerekli. Peki bu arada konfeksiyon, hırdavattır, diğer tezgahtar olan kardeşlerimizin, esnaf kardeşlerimizin de artık tezgahlarını açması gerektiğinde daha önceden de kent konseyimizde, STK'larımızla birlikte geçmiş dönemde mevcut pazar yerinin kurulduğu 15 Temmuz Meydanı'nın çevresindeki o yoğunluğu şehrin omurgasının
trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında kaldırmadığını, farklı bir noktaya taşınması gerektiğiyle ilgili de bir çalışmamız var. Bu çalışmanın bugün gerekliliğini daha çok görmüş durumdayız. Orada sosyal mesafenin uygulanması noktasında, aynı zamanda tezgahlar arasındaki o mesafelerin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın da aynı zamanda kontrollü oraya giriş çıkışlarını sağlamak ve girdiklerinde de alan mesafesinin çok geniş olması sayesinde de yakın mesafe zorunluluğu da oluşmadan sosyal mesafeyi de çok iyi kullanarak alışveriş yapma imkanlarını oluşturacağımız Irmak Caddesi ve Bayramca Köprüsü'ne doğru hareket eden o cadde üzerinde hem manav kardeşlerimizin, sebze satan kardeşlerimizin, konfeksiyon ve hırdavat ürünleri satan esnaf kardeşlerimizin de Irmak Caddesi boyunca dizilerek yeniden bu esnaf kardeşlerimizin de sorunlarının giderilmesi ve şehrimizin de trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında çok sıkıştığı bölgenin de rahatlatılması noktasında böyle bir karar aldık. Yeni pazar yeri alanında hazırlıkların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, esnaf ve vatandaşların lavabo ihtiyacından pazar alanlarının çizimine kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak pazar yerine haftayı hizmeti sunmayı planlıyoruz dedi. Vatandaşlarımızın lavabo WC ihtiyaçları noktasındaki tedbirlerimizi, oradaki çizgileri oluşturulup mesafeler oluşturulması noktasındaki çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Haftaya hazırlamış olacağız inşallah. Ünye'de Boğalan çevresinde Bayramca, Fevzi Çakmak ve Çarşamba Pazarı'nın kurulduğuna ve özellikle sosyal mesafe tedbirlerinin kontrolü noktasında zorluklar yaşandığına dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, çarşamba ve pazar günleri kurulacak olan pazarlarla bu yeni alanın 3 pazarda hitap edeceğini, Fevzi Çakmak ve Bayramca pazarlarının da bu alanda kurulacağını, bu şekilde sosyal mesafe sıkıntısının bu şekilde ortadan kalkacağını kaydetti. Biliyorsunuz. Şu andaki pazarın taşındığı bölge çok önemli bir merkezi temsil ediyor. Bir Bayramca pazarı kuruluyordu, bir Fevzi Çakmak pazarı kuruluyordu, bir de Çarşamba pazarı kuruluyordu. Şimdi burada biliyorsunuz aynı zamanda burada sosyal mesafelerin kontrol edilebilmesi, vatandaşların giriş sayıları, çıkış sayılarının kontrol edilebilmesi, yoğunluğun kontrol edilebilmesi çok mümkün değil. Ama bu oluşturduğumuz alan tam 3 noktanın orta noktasında olduğu için çarşamba ve pazar günü bundan sonra aynı noktada pazar kurularak bu 3 yerde kurulan pazara da birlikte hizmet edecek Allah. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise Ünye'de mevcut pazar yerinin taşınması konusunun elzem bir konu olduğunu ve ortak akılla alınan bu kararın sorunların çözümü noktasında çok değerli olduğunu belirtti. Kaymakam Güney açıklamasında Ünye ilçesinin trafiğini ve gelişiminin yanı sıra pazarcı esnafını da düşündüklerini aktardı. Bu sahalarda yapacağımız düzenlemelerde kentin trafiğini düşünürken, kentin gelişimini düşünürken aynı zamanda konunun önemli bir paydaşı olan pazarcı esnafımızı da, pazardan istifade edecek vatandaşımızı da aynı hassasiyetle göz önünde bulundurmak, ona göre hareket etmek durumundayız. İşte Sayın Belediye Başkanımız bu konuyu uzunca bir süredir göreve başladığından beri sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla, kent konseyiyle istişare ederek olgunlaştırdıktan sonra nihayet edilme noktasında bir irade ortaya koydu. Bu da bu konuda gösterilen hassasiyetin, bu konuda gösterilen özenin bir belirtisi. Evet sevgili izleyiciler, TV2'de Yeni Gün programı devam ediyor. Şimdi ulusal basındaki haberlere bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor? Önce Akşam Gazetesi'yle, sonra Türkiye Gazetesi'yle, en son olarak da her zaman olduğu gibi Sözcü Gazetesi'yle. Yani iki iktidara yakın olan, bir tane de muhalefetten, böyle denge olsun diye bu üç gazeteyi ekranda vereceğiz. Yalnız bizi telefondan dinleyen dostlarımız telefonun sesini hafif kısarlarsa çok seviniriz. Onlara da selam olsun, sevgiyle, saygıyla. Özellikle Turna Suyu bölgesinden bizi dinleyen dostlarımız var. Mutfakta yemek yapan dostlarımız var. Abla size de kolay gelsin. Öğlen menüde ne var? Seveceğimiz bir yemek varsa biz de gelelim diyelim. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Sağ olun, var olun. Ama tabii lütfen sesiniz yayına gitmesin diye televizyonun sesini biraz kısın. Atilla Şimşek'le bir bağlantı yapacağız. Onu da söyleyelim. Şimdi Akşam Gazetesi'yle devam edelim. Akşam Gazetesi'ni verin ekrana. Evet, konutta
Konutta pazarlığı sıkı tutun diyor haber, Akşam Gazetesi'nden yer alıyor. Görüyorsunuz konutta pazarlığı sıkı tutun demiş. Arkadaşlar ev almayın demişler. Görüyorsunuz haberi şimdi size okuyacağım detaylarıyla. Evet, emlakçılar uyardı. İkinci el bir gecede %30 zamlandı. Özellikle ikinci el arabalarında da zamlanmalar olacak. O yüzden araba işi yapan arkadaşlar, pahalı pahalı arabalarınızı satıyorsunuz, elinizde patlayacak diyorum. Bakın emlakçılar uyarıyorlar, dikkatli olun, lütfen iyi pazarlık yapın demişler. Amerika karıştı, komandolar Washington'a indi. Biz de yakında bu Amerika'daki olayları yakından takip etmek adına Amerika'daki arkadaşlarımıza bağlanacağız. Evet, bakın 400 yıldır ırkçı virüsüne aşı bulunamadı, görüyorsunuz arkadaşlar. Irkçılık hala konuşuluyor, tartışılıyor. Akşam gazetesinin birinci sayfasından verdiği bir haber. Evet, devam edelim aynı gazeteyle. Ne var aynı gazetede? Gazeteyi göstereyim şimdi size. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, ilk hastalar alındı. Profesör Doktor Feriha Öz Hastanesi ve maskeyle güneşlendiler. Görüyorsunuz burası Antalya. Evet, ağzında maske var. Evet, Antalya'da güneşlenen insanlar maskeyle güneşlenmişler. Yüz yüze eğitim 31 Ağustos'ta başlıyor. Ondan sonra bir başka haber daha var. Akşam gazetesinde benzine indirim gelmiş. Evet, FETÖ'den 531 rütbe geri alındı. Evet, FETÖ ile ilgili bir haber var. Milli Savunma Bakanı Akar, özellikle FETÖ'cülere savaş açtık, askeriyedeki FETÖ'cülere diyor. Bu haber de Akşam Gazetesi'nde yer almakta. Devam edelim bir diğer gazetemizde, Türkiye Gazetesi ile. Devam edelim. Evet, bu kafayla işimiz zor. Bakın bu tablo hepimizi korkuttu. Görüyorsunuz burası İstanbul, Türkiye'nin her yerindeki bu yoğun kalabalık yeni normalle sınırlamalarda eski günlere çabuk döndüğümüzün maalesef kötü bir göstergesi. Otogarlar dolu, müşteri çok, herkes memleketlere gelmeye çalışıyor. Evet, o yüzden açıkçası korkuyoruz diyor birçok bilim kurulu üyesi. Yani kaygımız ikinci dalgalanma olursa yazın evlerden dışarı bir de bu sıcakta ne yapacak vatandaş, tedbirlere uymak lazım diyorlar. Evet, yine konutla ilgili haber yer alıyor. Fabrika ve çiftliği kaçak çıktı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkçen'in fabrika çiftliği kaçak çıkmış arkadaşlar. Bayılıyor gazeteler böyle şeyleri yakalamaya. Ve yurtlara dünyayı sığdırdı, 77 bin kişi Türkiye genelinde karantina sürecinde yurtlarda kaldı diyor haber. Türkiye gazetesinde yer almakta. Ve FETÖ'cüler ümidini kesti. Bakın yine bir haber daha. Evet, Kılıçdaroğlu'nun üstü çizildi mi? Baykal'a kaset kumpası sonrasında CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'yla FETÖ arasında acayip şeyler oluyor diyor Türkiye Gazetesi. FETÖ'nün yurt dışındaki siteleri Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle saldırıp tehdit ediyorlar. Bu tehditlerin arkasında 3 ihtimal var diyor Fuat Uğur. Türkiye Gazetesi'ne yazmış. Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi, bakın Sözcü Gazetesi ilginç bir başlık atmış. Diyor ki 65 yaş üstü vatandaş öfkeli. Evet, biz de dışarı çıkmak, biz de rahat rahat yemek içmek istiyoruz diyor. Biz de diyor evet, aynı coşkudan yararlanmak istiyoruz. 3 aya yakın bir süredir sadece pazar günleri 3-4 saatliğine dışarı çıkabilen 65 yaş üstü ve birçok yaşlı vatandaş, bunun yarın da var, bizden oy beklemeyin demişler. Çok iddialı bir söz. Sözcü Gazetesi'nin iddialı bir başlığı olmuş. Paramı çekemiyorum. Şu yeni gün yazısını kaldırır mısın? Paramı çekemiyorum. Her yanım ağrıyor. Yaşlı bir amcamız. Siz işe yaramazsınız duygusu veriyorlar. Bir başka yaşlımız.
Pazar her yer kapalı, alışveriş sorun oluyor demiş. Berat sen de dinle bunu. Evet, el eline bakar olduk bu aşağılayıcı durumla ilgili demiş. Evde küçük çocuklarımız özellikle demiş çok fazla yemek yiyorlar, spor yapmıyorlar. Biz de onlarla neredeyse aynı duruma düştük demişler. Artık yasak bitsin, yaşlılara güvenin demiş Necmi amca da. Ve Nezaket teyze de yeter artık, çare bulunsun, daraldık demişler. Ve bakın biraz önce Türkiye Gazetesi'nin okuduğu Lütfi Türkkan'la ilgili haberi Sözcü Gazetesi de farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiş. AK Partili vekil istedi, İYİ Parti vekilin 25 yıldır üretim yapan fabrikası 48 saatte mühürlendi demişler. Sen misin eleştiren? Evet, eleştirilen odağındaki AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Katırcıoğlu, Türkkan'ın Kocaeli'deki fabrikası orman arazisinde değil mi? Savcılar nerede dedi? Orman Müdürlüğü fabrikanın 25 yıllık fabrikasını hemen mühürlediler. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bunun benzer örneğini geçen sene biz de, 2 sene önce biz de yaşadık. 25 yıllık ruhsatı olan bu televizyon kanalını azıcık dönemin siyasilerini, yetkililerini eleştirdiğimiz için olan ruhsatımızı yok dediler. Binaya milyonlarca lira masraf yaptırdılar. Ondan sonra da ruhsatımızı getirip dediler ki sizin ruhsatınız aslında varmış dediler. Memlekette garip işler oluyor. Vallahi ne diyelim. Biz haksızlıklar karşısında bundan sonra susan dilsiz şeytandır sözünden, hadisinden yola çıkarak bundan sonra kim yanlış yapıyorsa, kim vatandaşa haksız bir şekilde muamele yapıp vatandaşın parasına puluna çökmeye ya da onların sırtından haksız kazanç sağlamaya çalışıyorsa doğru bildiğimizi söylemeye devam edelim. Hani diyorlar ya, Halik bilmezse Malik bilir hesabı. Allah'ın adaletine güveniyoruz. Devam edelim. Devam edelim Aykut, oraya geçeceğim çünkü. Hayır, gazeteye devam edelim. Evet sevgili Aykut, harikasın. Evet, bu da tersine garanti demişler. Hazinenin kasasından 150 milyon dolar çıkacak. Ankara'da yeni yapılacak olan yüksek hızlı tren garı için garanti ödemesi 14 yıl sürecek. Fatura yine millete ve enflasyon çift haneden inmiyor. 15 günün yasaklı geçtiği Mayıs'ta fiyatlar %1.39 arttı. Ya şu dönemlerde işletme sahiplerinden zam yapanlar var ya. Yani bu akıl tutulması gerçekten. Hem de enflasyon oranında garip şeyler oluyor Türkiye'de. Ve Meral Akşener'den dün Nazım Hikmet'in bir ölüm yıldönümü ile ilgili birçok kişi paylaşım yaptı. Nazım'la bir paylaşım yapmış. Ve iki başkandan tehdit demişler. Zonguldak'ın Kozlu ve Kozlu'nun AK Partili Belediye Başkanı Ali Bektaş gazetecileri Çorum Işıktepe'de de AK Parti ilçe başkanı Mustafa Lek ise Kemalistleri tehdit etti diyor. Bu da memleketten maalesef artık olağanlaşan bir haber olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Yerel gazetelerimiz çok kısa kısa mı geçeceğiz? Verecek miyiz ekran Aykut? Verelim, tamam, çok kısa kısa verelim. Fas'taki gazetemiz, evet, Fas'tan görüyorsunuz, kaynak suları boşa akmayacak, hamilelere yönelik ideal izin ve bodrum katını üretim tesisine dönüştüren bir kardeşimiz ne yapmış bodrum katında? Bakın, mantar, kültür mantarı yetiştirmiş. İki çocuk sahibi Onur Kaynak, Fas'ta ilçesi Yukarıtepe Mahallesi Kömürlük Sokak'ta. Asıl mesleği elektrik teknisyeniymiş ama kültür mantarı ile hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz demiş. Bravo, kutluyoruz kendisini. Afiş gazetesiyle devam edelim. Çünkü gazetelerimizi bugün sistemden indiremediğimiz için böyle bir pratik yöntem buldu sevgili Aykut'a. Teşekkür ediyoruz. İkinci dalga uyarısı. Bakın, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Aile Hekimler Derneği Başkanı Doktor Ömer Lütfi, Ömer Ufkan Yıldırım. Şimdi yapacağımız bir hata bize çok daha ciddi kısıtlamalar olarak geri dönebilir. O yüzden 1 Haziran itibariyle gevşeme ikinci bir dalga getirebilir diyor haber. Afiş gazetesinde İl Pandemi Kurulu toplanacak diyor. Geçen gün İl Pandemi Kurulu'nda olan bir yetkiliyle görüştüm. İsmini vermeyeceğim buradan. Yalanlasınlar eğer bu bilgi yalansa. Vallahi biz sadece, bize bilgiler geliyor, imzalıyoruz. Bir kere toplandık. Bu 2,5 aylık süreçte de bu bir toplanma dışında
İl Pandemi Kurulu hiç toplanmadı ama diğer komisyon üzerinden işlemler yapılıyor diyor. Bence çok seslilik önemli Sayın Vali, Sayın Kaymakamlar. Lütfen farklı sesleri de dinlemek gerekiyor. Bu biz yaptık oldu bitti mantığını doğru bulmuyoruz. Devam edelim diğer gazetemizle. Evet. Bakın ufak ufak kaçırıyorlar. Lütfü Bayraktar yönetim kurulu başkanı seçilmesinden sonra küçülen fiskobirlikle ilgili en büyük yatırımı da Bayraktar'ın memleketi Sakarya'ya yapıyor. İşte bir üzücü haber. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'la Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DOKAP eski başkanı Enver Yüce'nin yolları memleketleri Sakarya'da fiskobirlik çikolata fabrikasında birleşmiş. Fiskobirlik bu özellikle bu yönetim döneminde borçları nedeniyle gayrimenkullerinin büyük bir bölümünü sattı, işçi çıkardı. Giresun'da küçülen fiskobirlik memleketi Sakarya'da yatırım yapmayı planlıyor. Alın size haber. Fındığın başkenti olduğunu iddia eden Giresunlular. Bakın fındığın başkenti Giresun, Lütfü Bayraktar tesisi Sakarya yapıyor arkadaşlar. Sevgili Giresunlar, sevgili fiskobirlik üreticisi ve üyesi olan dostlarımız, arkadaşlarımız, programın ilk bölümünde sormuştuk. Şimdi aslında tam Atilla Şimşek'e bağlanma zamanı, biliyor musunuz? Bir de Olay Gazetesi'ni okuyalım. Hürsesi olayı lütfen. Diğerini hızlı hızlı geçelim hemen. Sonra da bakalım Atilla abi bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Evet, Hürses'le, özür dilerim, Hürses'i dün okumadık. Hürses'le devam edelim. Evet, bakın Cemal Engürt'ün bir açıklaması var. Diyor ki, Fatsa'da son günlerde gündeme oturan Fatsa iskelesi tartışmasına MHP Ordu Milletvekili Cemal Engürt de dahil oldu. Valla bir dostum bana bunu göndermişti. Geçtiğimiz hafta kapatılma kararı alınan Fatsa iskelesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Skandal bir karar. Yani Fatsa'nın dünya açılan kapısı konumundaki Fatsa iskelesi Ünye Konteyner Limanı'nın ihalesi yapıldığı için Ünye'den devam edeceğini açıklamıştı. Bu konuda Fatsalılar tepkisini gösteriyor. Bu tepkiye bir de Cemal Engürt'ten bir katkı gelmiş. Bence yetkililer bu konuda biraz daha bu işleri yaparken o yöre insanlarıyla biraz daha istişare etmeli diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Olay Gazetesi. Fındıkta şartlar üreticiden yana. Kim söylemiş? Doktor Vekil Adıgüzel söylemiş. Bakın CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel. Fındıkta bu yıl yaşanan zararlar nedeniyle rekoltenin düşük olacağına dikkat çekerek üreticilerin fiyat beklentisi arttı. Fındık fiyatının 30 liranın üstüne çıkartacak koşullar vardır dedi. Valla gerçekten hayal kurmak çok güzel bir şey. Keşke 30 lira olsa. Keşke bu dilek ve temenniniz böyle gerçek olsa. Bu yörenin hiçbir sıkıntısı olmaz vallahi diyelim. Evet. Devam edelim. Aşağıda bir haber var. Ünlü kim Ordu'daymış? Ünlü oyuncu Ordu'da. Bakın oyuncu Hande Soral önceki gün eşi İsmail Demirci'nin rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekildiği Ordu'ya geldi. Güzel oyuncu Çambaşı Yaylası'nda köpeğiyle verdiği pozla takipçileriyle paylaştı diyorlar haber Olay Gazetesi'nde. Evet, bir gazete daha okuyalım, sonra Atilla Şimşek'e bağlanıp programı da onunla kapatalım. Evet, Tribün Gazetesi, fındıkta ciddi bir rekolte kaybı olacak. Yine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in dolu felaketi sonrasında yaptığı bir açıklama. Mali gazetelerde de durum bu. Şimdi isterseniz bu bağlantımızı yapalım. Bu bağlantıdan sonra da yavaş yavaş programın sonlandıralım. Bugün Perşembe 4 Haziran, haftanın sondan bir önceki iş günüydü. Bizimle birlikte olan, bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür edelim. Valla fındığın başkenti meselesi daha çok konuşulacak gibi ama sevgili Giresunlar, özellikle Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na çağrımızdır. Fiskobirlik yıllarca ana merkezi, enstitüsü, tesisi, bütün binaları, marketleriyle Giresun'da olan Fiskobirlik fındık çikolata fabrikasını Sakarya yapıyor. O yüzden saygılarımızı sunuyoruz. Diyoruz ki ya Ordu Giresun hakikaten kardeştir. Aynı kaderi paylaşırlar. Sporda da aynı kaderi paylaşırlar. Havaalanı meselesinde de aynı kaderi paylaşırlar. Üniversite meselesinde de hep Ordu ve Giresun mağdur edilmiştir. Bu anlamda fındığın başkenti hem Giresun'dur hem Ordu'dur. Ama Nevzat Akata'nın deyimiyle bırakın fındığın başkenti Giresun olsun, biz fındığın İstanbul olalım diyor.
Bu da güzel bir benzetme. Hazır mı Atilla Şimşek? Atilla abi, uzun bir aradan sonra sesini duymak ne güzel. Günaydın. Merhaba. Siz... ne yapalım? 70 günü geçti. Evet. Esaretteyim. Evet. Biraz önce Sözcü Gazetesi'nin başlığını okudum. 70 gündür evdesiniz ve sadece pazar günleri dışarı çıkabiliyorsunuz. Ve Ben pazar günü de çıkmıyorum. Bu korona bana yaradı. Şöyle Akıncığım. Ben her gün sabah bir saat, akşam üstü bir saat, dakikada 125 adım atarak, yani günde 100 aşağı yukarı 125 adım atıyorum dakikada ve bunu 120 dakika yapıyorum. Yani aşağı yukarı 14-15 bin adım atıyorum evin içinde. Oo. 85 kilo civarlarındaydım, aynı senin eski şeyin. Fakat şu anda dün tartıldım. 76 kiloya düşmüşüm. Oo, harika. Dolayısıyla bu konuda sevinçliyim. Yani benim yaşımda olanlar şey yapmasınlar, bir şeyler yaratabilirler. Ev benim için platform oldu. Ben yürüyorum yani. Atilla abi, şimdi biraz önce Çaybaşı İlköy'deki çöp tesisiyle ilgili bir yorum yaptım. Bu konudaki görüşüme katılır mısın bilmiyorum. Oradaki bir değişti. Şu anki sorumlu firma aslında. Firma hala bir takım o çöp meselesiyle ilgili kuralları ve kaideleri uygulayamıyor. İnsanlar oraya arabalarıyla gittiklerinde değil, camı açmak, arabanın içerisinde kokudan duramıyorlarmış. Bu konuyla ilgili öngörü nedir? Firmayla ilgili değerlendirmeni merak ediyorum. Firma cebini düşünüyor Akın. Bunu açık söyleyeyim yani. Çünkü o tesis yahut o zımbırtı oraya yapılana kadar bunun artısı ve eksisi düşünülmüş olması lazımdı. Demek düşünülmüştür, muhakkak düşünülmüştür. Proje muhakkak bir dört dörtlüktür. Ama gün gelince iş paraya dayanınca, daha fazla kazanmak ihtiyacı hissedilince zannediyorum ki yapması gerekenler yapılmıyor. Dolayısıyla bu çöp böyle oluyor. Bunun en güzel örneğini ben sana vereyim. Biz eskiden, belki sen de hatırlarsın, Haliç'te kokudan geçilmezdi. Aynen. Ne oldu? El atıldı. Efendime söyleyeyim, muazzam bir şekilde şey atıldı, balıklar yüzmeye, yunuslar gezmeye başladı. Fakat duydum ki son zamanlarda tekrar bir deşarj mı deniyor, ne deniyor? Onlar yapılacak. Demek ki biraz iş gevşetilmiş, kokular başlamış. Yani bu işlerde proje doğrudur, uygulanırsa, yanlıştır demiyorum, doğrudur muhakkak proje. Ama burada şirketin herhalde dahli var. Evet. Ya Atilla abi, sık sık sen de haber yapmıştın. Kabadüz'de bir maden ocağı var. Kurşun çıkartıyorlar. Son dönemde son bir haftadır, 10 gündür inanılmaz telefonlar alıyorum. Hatta röportaj yapacağız yarın ve önümüzdeki günlerde. Çevreye biraz daha duyarlı ve hassas olduğumuz bu günlerde biraz yetkililerin, mesela Ünye'deki çimento fabrikasından bahsettim. Biraz daha hassas olmamız gereken günler olduğunu düşünüyorum. Yarın biliyorsun 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Şimdi Akıncığım, sen o haberi okurken hemen aklımdan geçirdim. Şimdi eski tabii biliyorsun, biliyorum. Peki kardeşim, çimento fabrikası oraya yapılırken orası neden imara açıldı? Peki buraya imara açılanların hiç mi kabahati yok? Tabii ki. Zamanında hiçbir problem yoktu. Hatta şimdi bildiğin kadarınca bacasında filtre var. O zamanlar filtre bile yoktu. Atilla abi, özür dilerim. Atilla abi, filtreye rağmen ortalık çok kötü. Doğru, doğru. Onu demiyorum. Yani oradaki insanlar hakikaten mağdur durumda. Çok kötü durumda. Bir an önce tedbir alınması lazım. Gerekirse başka yere taşıyın çimento fabrikasını. Ama ben şimdi demin söylediğimiz gibi, o kokulardaki gibi, ya bu işleri zamanında niye düşünmüyorsunuz? Niye imara açıyorsunuz? Açmayın kardeşim. Bahtınlık bahçesi olarak kalsın o arazi, değil mi? Haksız mıyım yani? Doğru, doğru. Evet. Yani ama tabii ki onun bir an önce düzelmesi lazım. İnsan sağlığı için çok önemli. Şimdi biraz önce Hayat Gazetesi çok güzel bir haber yapmış. Bence Ordu'daki tüm basının, hatta Giresun'daki basın mensuplarını da uyararak bu haberi mercek altına almaları lazım. Biz rekolteyi konuşurken Giresun'da bulunan Fisko Birliği'nin, merkezi Giresun'da bulunan ve fındığın başkentiyiz diye o levhalardan sonra Fisko Birlik Sakarya'ya bir çikolata fabrikası kuruyormuş. Evet. Yorumun, bekliyorum abi. Şimdi o ayıp da
Giresunlara yeter. Açık konuşuyorum. Şimdi bir fabrikayı orada hatır duruma getir. Yani bir entegre tesis var orada. Esaslı sahadan da elemanlar çalışıyor orada. Eski sahacılar çalışıyor. Orayı sen güzel hikayene yeni bir fabrikayı oraya mı? Demek ki beyefendi herhalde milletvekilliğine aday diye düşüneyim şimdi, evet. Memleketinden. Onu öyle söylüyorum. Şimdi Giresunlar buraya sahip çıkmalı. Evet. Sahip çıkmalı diyorum. Ve ben sana bir şey daha söylüyorum. Giresun açıklıkla söyleyeyim. Bu Kiraz'ı da vatan olarak kabul ediyorlar Kiraz'ı. Ama bugüne kadar Kiraz için hiçbir gelişim, hiçbir şey yapmadılar. Yani bir hani Kiraz mı Kiraz, biz vatanıyız. Tamam iyi hadi güzel vatanı olur. Ama iki tane markası var Giresun'un. Ona sahip çıksın. Bak hiç duymuyorum bir şeyi. Bir tanesi ki maden suyu vardır. Türkiye genelinde dağıtılıyor Giresun'da. İsmini bir de diyelim. Gururla söyleyeyim. Fikir babası olduğum ve ilk tadımlarını yaparak lezzet testlerini İsmail Çakır Melikoğlu ile beraber yaptığım Fresha Giresun'un büyük bir markası. Niye onu gündeme getirmiyor Giresun'lar? Hep şirkete bırakıyorlar. Değil mi? Bunlar evet. Önemli. Yani şeylerimize sahip çıkalım. Biz de fındığımıza sahip çıkıyoruz. Ve ben demin de sana yazdım. Fındığın başşehri Ordu'dur ama detay istiyorsan veririm. Abi süremiz çok kısıtlı. İnşallah önümüzdeki günlerde Skype ile bağlantı yapacağız seninle. Esasında Akın bu iş çok şey. Skype ile bağlantı yaparız. Ama ben seninle fındık ve çikolata konusundaki biliyorsun bu işin en yakın takipçisi ve bileniyim. Benden iyi de kimse iddia ediyorum. Birkaç kişi vardı. Çoğu rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah bilenlerden birisiyim. Bir gazeteci olarak bilenlerden birkaç birisiyim. Ama şunu söyleyeyim. Biliyorsun şimdi olmadığı için ismini söyleyeyim. Sara Spesiyel mağazaları vardı biliyorsun. Şimdi bugün bak git marketlere 10 taneyi geçmez fındıklı ürün. Ama Sara Spesiyel mağazalarında ki bu 280'e ulaşmıştı. 280 mağazada Türkiye genelinde. Yurt dışında da aşağı yukarı 10'un üzerinde mağaza vardı. Burada fındıklı 100'ün üzerinde ürün satılıyordu. Fındıklı. Hepsi fındıklı yani. İçinde fındık var. Ama bir tane kaldı mı? Yok. Demek ki biz bunu bir an önce oturup seninle bu konuları abi, tamam. Bir bilen olarak akşam bir programında ama. İnşallah. Böyle ayakta değil. Akşam programında gel sen de konuşalım. Atilla ve hafta bunları bilsin. Yalan yanlış bir sürü şey var bir piyasada. Şimdi iki hafta sonra zaten sabah programı bitiyor. Biliyorsun televizyonlarda Haziran ayı yaz sezonuna geçiyor. O zaman akşam programlarında yine sizlerle birçok program yapacağız. Birçok dostumuz sabah programına gelemiyor. Sana çok teşekkür ediyorum. Süreyi de 3 dakika açtık. Reci burada duruyor. Tamam. Kolay gelsin. Çok şey söyleyebilirim bu konuda. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bir konuyu açtın, seni tebrik ediyorum. Sağ ol. Yani bunu gündeme getirdin. Bu uzun süre sürer. Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Sağ ol. Evet, sevgili izleyiciler, Atilla abi meslekte yaklaşık 45-50 yıldır aramızda olan hem Ordu'da televizyonculuk manasında hem de çıkardığı gazete babasından devraldığı bayrağı başarıyla götüren meslektaşlarımızdan, büyüklerimizden bir tanesi. Kolay gelsin diyoruz. Bu arada yarın 5 Haziran Dünya Çevre Günü ekibimiz birazdan yola çıkacak. Bakalım vatandaşımız gerçekten Çaybaşı'nda İlköz'deki o Göksu Kepçeli Yaylası'nda sıkıntıyla karşı karşıya mı? Onlara da kolay gelsin diyelim. Evet, yarın sabah saat 8'e kadar müsaade istiyoruz efendim. Güzel bir gün olsun. Lütfen kurallara uyalım, maske takalım, mesafeyi koruyalım ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Ama şu dolmuşlarda, toplu ulaşım araçlarında ne yapacağız onu anlayabilmiş değilim hala. Hala oraya takıldım. Oradan da kolay kolay çıkacak gibi değilim. Yarın sabah görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.
Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu İş Dünyası her cuma saat 20'de TV 52 ekranlarında sizlerle. Efendim bir İş Dünyası programı ile yine sizlerle beraberiz. Bu haftaki konu Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy. İş Dünyası her cuma saat 20'de. Yeni bir gün daha başlıyor. Ve Ankamar Ekonomi Marketlerinin kapıları binlerce